Evet, sevgili arkadaşlar, bir yayında seste bir problem oldu da ekranımızı kapatıp tekrardan açtık. Bu arada kıymetli konuklarımız beni dinliyorlarsa istek atabilirler. Bugünkü yayın konuklarımız futbol insanı Faysal Elkoca, başkanımız Mehmet Hanifi Selimoğlu ve imparatorumuz Hayati Palancı. Eğer beni dinliyorlarsa istek atabilirler. Bir seste bir problem oldu ama. Eğer konuklarım beni dinliyorlarsa istek atabilirler. Faysal abim, Hanife abim, imparatorum. Aleykümselam Erat abim. Hayırlı akşamlar abi. Aleykümselam. Hoş geldin Erat abi. Bahar abi maha istek attın. Nazik davetin için teşekkür ederim. Biz de icabet ettik abi. Harbiden Allah razı. nazardan korusun. Saatler olsun abi maşallah. Biraz önceki yayında da Yusuf abim buna vurgu yapmıştı. Ona da selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Aa hayat hocam da geldi. Evet, hocam hoş Tekrar geldin. daha hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Allah hocam. Hayırlı akşamlar. Utanır görüşemiyoruz hocam. Hayırdır ya? Ayran içtik, ayrı düştük hesabı. Aynen öyle. Abi ne yapalım? Anca görüşüyoruz. Tekrardan Faysal hocam hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum. Allah başkanım. Hayırlı akşamlar. Hangine başladın? Allah Allah. Bu ne Ama ya? sabote var. Sabote. Yayına sabote var. Evet. Çok enteresan ya. Allah Allah. Valla Neyse abi ne yapalım? Maçı ilerleyen saatlerde kesilir. Ses de eko yapıyor. Bülent Kaptaner Başkanı demiş ki Faysal katılınca oldu. Demiş ama Başkanım Faysal sende artık kulaklık var nedir? Nasıl başkanım? kulaklık mı var sende Faysal'ın? Yok. Kulaklık Kulaklık yok. var mı evde? Var. Kulaklıkla bir tane. Olabilir. Getireyim. He Başkanım. sana doğrusu. Çıkayım o zaman buradan. Evet çıkma Yok. kalksın. Tamam. Eyvallah Güray Baba. Aleyküm selam. Bizden de saygı, sevgi, baba ellerinden öpüyorum. Bizim Karagümrük'ten Güray Baba yazmış da. Hoş geldin abi. Güray Bey. Bizden de selam olsun. İyi akşamlar. Yusuf Selam. abi, Yusuf Selam. abi, sen abi, hoş geldin abi. Argovan'a da buradan selam olsun. Bülent Kapkuner Başkanım hoş geldin tekrardan. Erat abim hoş İzleyen bütün herkese geldin. selamlar, saygılar benden de. Giray abimize de, sevindirici abimize de tekrardan hoş geldin diyelim. Abi, yok Faysal'da da olmuyor abim. Şimdi de Yo yo, şimdi Faysal gelsin de bir kulaklıkla şimdi de denesin. Bence düzelecek. Ramazan Tepe abimiz hoş geldin abi. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Turan Kopal abim sen de hoş geldin abi. Hayırlı akşamlar. Teşekkür Selamlar, ederiz saygılar abi. ben size. Turan abiye, Ramazan abiye, Bülent Kapkıner başkanıma, Erhat'ıma, Hepsine herkese selamlar. selam saygı bizden de. Abi konumuz Malatya sporumuz. Eğer Başkan, sorun var mı şu an? Yok Yok, düzeldi. şu anda İyi. Ben kulaklık takmadım. Tabii ama Yani daha ses doğrusu güzeldi şu anda. daha doğrusu şu anda takamadım düzeldi Faysal'ı. yani. İnşallah sıkıntı olmaz.
Volkan Soykan abim, sen de hoş geldin abi. Teşekkür ederiz. Bülent Başkanım, tekrardan hoş geldin. Yusuf abim, sana da iyi akşamlar. Ne demiş? Yusuf abim bir şey söylemiş ama. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Moderatörüm çok şıksın demiş. Şık mıyız? Güzellik söylemiş. Bahri abim, sen de okudun da. Neyse, çaktırmışsın. Ben okuyayım. Önemli değil. Faysal Yusuf, hoş geldin. Özlemişiz Ankara'dan. Herkese selamlar. Bu sevda, bu aşk bitmez. Eyvallah. Rabbim siz büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Desteklerinizi esirgemeyin. Biz sonuna kadar emrinizdeyiz abi. Malatya sporumuzun aşkı sevdası bitmeyecek inşallah. Ellerinden öpüyorum Yusuf Ağabeyim. Kara Yusuf Ağabeyim. Ahmet Turan Dokuzlu abimize de hayırlı akşamlar. Necmettin abimize de hayırlı akşamlar diyelim. Evet Faysal hocam. Geliyor sen, mu sesin? Müsaitsin. Sesim geliyor mu başkanım? Geliyor, evet, geliyor. Geliyor. Ha, kulaklık taktım da onun için sordum. Vallahi iyi etti. Net geliyor. Şimdi dün parazit yok. İyi. Bahri başkanım. Faysal'ım dün... istersen ben bir giriş yapayım. Evet, iyi olur. Çünkü biz beraber 2009 yılında bizim hakikaten çok zor bir ortamda, Malatyasporumuzun zor bir ortamda, yönetimsiz kaldığı bir ortamda, eğer ben şey dersem girişte, bu girizgahta bir şeyim, hatam, eksikliğim olursa sen tamamla lütfen Faysal'ım. Zor bir ortamda, bizim Malatya'da hakikaten Malatyaspor'u seven, Malatyaspor'un geçmişinde de formasını giyen çoğunlukta, tribünlerde olan arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bir istişare yaptık. Malatyasporumuzun böyle zor gününde bırakılamayacağını, kendimize sorumluluk üstlendik. Hatta bizi aşan bir durum olmasına rağmen kardeşlerimizle sorumluluk üstlendik. O göreve soyunduk. O göreve geldik. Ondan sonrasını senden dileyelim Faysal. Evet. Sayın Başkanım, şimdi belki herkesin malumu ama şöyle bir şey var. Malatya'mız maalesef bilgi kirliliğinin had safhada olduğu bir şehir. Özellikle de futbolda. Hani siyasette, kültürde, sanatta bilemiyorum da. Biz futbol camiasının bireyleri olduğumuz için ben futbolu değerlendiriyorum. Evet, dediğiniz gibi 2009 yılında kayyuma kalan, daha doğrusu mahkemeye kalan Malatyaspor'umuz için, ki onun bir gün öncesinde de RTV'de zannedersem ben programdaydım. Yöneticilerini çok ciddi manada eleştirmiştim. Hatta yöneticilerden bir tanesi de bana telefon açarak program sonrası hadi biz yapamadık, siz gelin alın gibisinden bana bir, yani burada isim verip de polemik şey yapmak istemiyoruz ama isterlerse isimlerini de veririz o yöneticilerin. Biz de sabah oldu, delilik ya hani, bizim, hani sen de söyledin, bizim haddimize mi? Ekonomik özgürlüğümüzün olmadığı bir ortamda futbol yöneticiliği yapmak öyle kolay da değil tabii ki. Sonuç itibariyle bizim de bu şehirde... Bir de hesaplarda temlik var, transfer tahtası kapalı, böyle zor durumlarda da. Evet, şimdi ben... Personel 6 ay maaş almamış Faysal'ım. Evet, mahkeme salonuna gittik. Yine söylüyorum, iki tane yönetici koridorlarda dolanıyor. Bayan bir hakime hanım işte kayyum atayacak. O ara müdahale ettim orada. Dedim ki olmaz dedim. Kayyuma kalmamalı dedim. Neyse uzatmayayım. Dosyayı aldık mahkeme salonundan. Sonrasında da zaten hep beraber bir araya geldik. O senin bahsettiğin gibi Malatyaspor'a gönül vermiş. Canını vermiş. İşte sevdası Malatyaspor'umuza. Ne yaparız ne deriz'i istişare ettik. Sonuç itibariyle Hanif Selimoğlu başkanlığında Mehmet Aydın, Aysel Elkoca ve diğer arkadaşlarımızla birlikte biz Malatyaspor Kulübü'nün hesaplarının incelenmesi adına göreve talip olduk. Çünkü kayyuma kalıyordu. Mahkeme koridorundan aldık geldik. Sonuç itibariyle yönetim olduk. Kendi imkanlarımızla, kendi yönetici arkadaşlarımızın iki tane mali müşavir görevlendirdik. Hesaplar incelendi. Tabii bir şey bulamadılar. Sonuçta hani bu bir bakkal defteri olmadığı için, bir market defteri, kasap defteri olmadığı için
Herkes de bu spor muhasebesini bilemez. Yani spor muhasebesi de bilemez. Sonuç itibariyle bizler Sayın Başkanım dedik ki yapacak bir şeyimiz yok. Biz bunu İçişleri Bakanlığı'na göndereceğiz dedik. Hatta onun öncesinde şu da oldu. Biz Hikmet Başkanı İlhan Kavuk'u, işte o dönemin Malatya Sporu'na zarar vermiş insanlar. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Yani ben bunu yıllarca televizyonlarda da söyledim. Gazetemde de yazdım. Köşe yazılarında da yazıyorum. Yani yazmıştım daha doğrusu. Hatırlarsınız, biliyorsunuz işte başkanım. Siz de ben eksik, sen tamamla Hanifi Başkanım. Estağfurullah. Biz Hikmet Tanrıverdi'yi, işte o eski kulüp başkanlarını, yöneticilerini falan yönetim gıyaplarında yönetim yaptık. Kongre salonunda listeyi verdik. Ve biz çekildik. Akabinde Hikmet Beyler geldiler Malatya'ya. Hayır dediler. Bizim gıyabımızda bizi seçmişler. Biz başkan olmak istemiyoruz. Yiğidi düştüğü yerden de kaldırmayacağız. Cehennemin dibine kadar yolları var. Misali yani öyle bir şey diyemediler. Diyemezlerdi de zaten. Ama oralara getirdiler mevzuları ve istifa ettiler. Haliyle kulüp yine ortada kaldı. 20 gün sonra da müsabakalar başlayacaktı. İşte Mehmet Aydın Başkanım, Hanif Selimoğlu Başkanım tekrardan bir yönetim kurulu oluşturuldu. Buna sonra da ben müdahaldım. Yani işte hani 20 günlük ayrılmıştık ama müsabakaların başlamasına 20 gün kala sahipsiz Malatyaspor aç da kalsa, susuz da kalsa dediler ki biz devam edeceğiz. Biz Malatyasporluyuz. Malatyasporumuzu biz sokaklara terk edemeyiz. Koridorlara atamayız. Başladık. Bismillah dedik. Hanif Selimoğlu Başkanlığımız önderliğinde. Tabi o zaman belediye başkanımız vardı. Sayın Ahmet Çakır, şimdiki AK Parti Malatya Milletvekilimiz. Belediye başkanımızla yine Özgür Hanım'la milletvekilimiz. İstişareler yaptık. Başkanımız Mustafa Şahin o dönem sezonunu söylüyorum. İstişareler yaptık. İstişareler sonunda 1 trilyon artı KDV bir paranın verilmesi gerektiğine karar kıldılar. Hatta biz kendilerine şunu söyledik. Bize parayı vermeyin. Sonuç itibariyle biz taraftarız. Biz bu işe sevmeyiz. Parayla pulla işimiz olmaz. Para sizde kalsın. Biz sözleşmesi devam eden ki sizin dediğiniz kapalıydı. Çünkü bir sürü temlik var, bir sürü borç var. Nitekim istişare heyeti oluşturun dedik Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'a. Bu istişare heyeti isimlerini söyleyeyim, zikredeyim. İsterlerse bağlanabilirler. Sayın Ali Özkan ve Sayın Aziz Görgeç avukatımız. Zaten Aziz Görgeç o dönem belediye başkanımızın da vekiliydi. Nitekim o iki kişinin istişaresi heyetiyle bismillah dedik, başladık. İşte futbolcuları çağırdık. Mustafa Sert'i çağırdık. Sayın Başkanım biliyorsunuz işte. Mahmut Acar'ı çağırdık. Kaleci Taylan. İşte Celil en son spor bakanımız Faruk Ozak Malatya'ya geldiğinde tesisleri ziyarete gelmişti. Nitekim onu görüştürdük. Sağ olsun Celil olayını o dönemin spor bakanı Faruk Ozak çözmüştü. Celil de gelmişti. Alper Akıcı vardı. Yani güzel bir kadro oluştu aslında. Kaleden tutun. Mustafa vardı. Sabek, Tuncay vardı. Mustafa bizim Malatyalı evet, genç çocuklar vardı. Evet, Tuncay'ımız vardı. Doğru söylüyorsun. Yani burada ben isimleri kaçırabilirim başkanım. Siz hatırlatın. Doğru söylüyorsun. Tuncay'ımız ya, kadromuz vardı. İyiydi. Başlayalım. Kadroda sıkıntı çok yok. İyi bir kadro. Hoca Mustafa Hoca'ydı zaten. 20 gün çalışmıştı. Mustafa Taşer'di evet. Evet. Tabii bizim niyetimiz yönetim olarak Malatyaspor kulübünü yönetmek değildi. Biz çünkü bizim haddimiz değil. Şu anlamda haddimiz değil. Ekonomik özgürlük noktasında. Çünkü hepimiz kendi ailesini ancak zar zor geçindiren insanlarız. Hani böyle holdinglerimiz, şirketlerimiz olmayan insanlarız biz sonuç itibariyle. Tabii ligler başlayınca artık kaçamadık. İşte ilk maçımız Diyarbakır Diyarbakır'ıydı. Evet. Gittik orada beraberlikle döndük falan. İyi gidiyordu aslında. Takımımızda o büyükler, gençler iyi bir şey vardı. Güven vardı hani genç oyuncu. Ondan sonra
Çok zaman Şimdi geçti. Argonspor'da Faysal'ım. Doğrudur. Bir tane daha vardı yine böyle transferin gözdesi vardı. O dönemde. Mert vardı, Güven vardı, Mustafa tam Mert, vardı. Mert Güneş'ti Mehmet zannedersin. Yoldaş vardı. Evet. Bizim rahmetli Bülent abinin oğlu Talat vardı. Evet, o Erzurumlu doğrusu. Çocuk Ergün vardı. Ergün, vardı yani gayet iyi çocuklar evet, vardı. Yani yani o şartlarda, o günkü şartlarda Malatya Sporumuzun kadrosu çok kötü değildi. Nitekim para problemi de çözüldü. Hani o günkü siyasi irade bizim ikili ilişkilerimiz sonunda 1 trilyon artık KDV sözü verildi. Nitekim istişare heyeti doğrultusunda bunlar ulusal medya arşivlerinde mevcuttur. İstenildiğinde biz bu o dönemin bizim dönemin basın küpürlerini çıkartabiliriz yani gösterebiliriz kim isterse. Çünkü sonuç itibariyle yaklaşık kaç yıl geçti üzerinden? 2010 12 yıl geçti. 13 yıl geçti. Evet. Yani genç jenerasyon o gün 12 yaşında olan çocuklar bugün işte 23 yaşında belki bizleri hatırlamayabilirler bu genç jenerasyon. Genç taraftarlarımız hatırlamayabilirler. Ama biz böyle bir macera içerisindeydik. Ama seviyorduk biz. Malatyasporluyuz. Biz 81'den beri o Malatyaspor'un altyapısındaydık. İşte Hanifi Başkanım siz kez öyle. Hayat abi zaten abimizdi. İki kategori üstümüzdeydi. Yaş itibariyle bizden büyüktü. Ümit takımdı. Hani biz atlarındaydık. Biz onları taklit ediyorduk. Onların giydiği ayakkabıyı giymek isterdik işte formalarını. Biz çocuktuk sonuçta. Biz onların rahmetli Sadık vardı işte. Yani Sadık abi, Hayat abi. Biz bunların ellerinde büyüdük tabiri caizse. Hayat abi orada desin hayır desin mesela. Doğru doğru. 90 yılına kadar mesela biz altyapıda top oynadık. Malatyaspor'un işte miniklerinde. Tabii o jenerasyon o jenerasyon iyi jenerasyondu Faysal. Evet evet. Kıymet bilinmedi. İşte o gün ve bugün aynı zihniyet devam ediyor. Sonuç itibariyle lige girmiş olduk. Tabii sahipsizsin. Yani sahipsizsin derken ya, profesyonel maalesef Türkiye'de bu böyle. Yani Türk futbolu böyle aslında. Avrupa'yı görmediğimiz için Avrupa ama okuduğumuz kadarıyla Avrupa'da böyle bir zihniyet söz konusu değil. Yani baktığınızda eğer siyasi irade yanınızda değilse şehrin emini ya da STK'ları kulüple alakadar değilse sadece 3-5 tane sevdası uğruna peşine giden taraftarın elindeyse bu kulüp hakemler tarafından eziliyor, taraftarlar tarafından eziliyor. Yolda gittiğin restoranlar işte sıkıntı çıkartıyor falan da filan. Yani biraz da espri yapıyorum tabii. Ve devam ettik. Şimdi belki bu çok uzun oldu. Sayın Başkanım biz burada zannedersem dünkü görüşmemizde şunu konuşmuştuk. İşte Malatyaspor'un amatör kümeye düşmesi, yeni Malatyaspor'un icat olması. Buradaki bu ince ayrıntı. Zannedersem biz burayı konuşacaktık. Evet, ben biraz evet, detay evet. yaptım herhalde. İzleyicilerimiz de sıkılmış olabilirler ama sonuçta bir anı bunlar. Bunlar yaşandı. Lütfen, çok lütfen. Doğru yere gidiyorsun. Bence devam. Evet. Yani ben orada Hayat abimize de büyüğümüzdür. Saygısızlık yapmış olmayan Bahri abiye de. Oo estağfurullah çok, estağfurullah. Çok konuşarak. Burası öyle bir burası Faysal'ım öyle bir platform değil. Ben eyvallah. Sadece sana eyvallah. Ekleme yapayım. Evet. Değer bulmadı dediğine. Ben Malatya'da kim yöneticilik, başkanlık kim yapıyorsa yapsın. Kim altta hocalık yapıyorsa yapsın. Ben eğer bir takımın altyapısındaysam Malatya şehrine o çocukların gitmesini yasaklarım. İnsanlarla görüşmesini. Evet. Kimse görüşmeyecek abi. Görüşenin alacağın kapının önüne koyacaksın abi. Sen diyeceksin ki Hayat Hoca'yla görüşmüşsün senin işin gücün rast gelsin sana güle güle. Vallahi billahi. Yani şu Malatyaspor'un altyapısında senin oynadığın dönemlerde de belli noktalara gelip dışarıda gidip futbol hayatını dört dörtlük sürdüren insanlar Malatya'da değer görmediler ya. Bunun bir açıklamasının yapılması lazım değil mi Faysal? Kesinlikle. Hocam sizin bir tarihte bir paylaşımınız dikkatimi çekmişti. Bu sosyal medya icat olduğu yıllardı zannedersem. Ve onu da ben sizden izinsiz sürekli bazen katıldığım televizyon programlarında dile getiriyorum. Ya da köşe yazılarında dile getiriyorum, belirtiyorum. Sizden
tabiri caizse çalmış olalım o cümleyi, o kelimeleri. Neydi onlar? Bilginin yerine para geçmişse. Hani siz bunu hep kullanıyordunuz ya. Ben öyle Aynen. bir paylaşımınızda görmüştüm. Şimdi maalesef yani bizim Malatya'mızda paranız varsa bilginizin olmasına gerek yok. Aynen öyle. Para para, hani para her şeyi yapıyormuş. Hani bu cahil zihniyet maalesef yani yaşadığımız dönem onu götürüyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi Kesin. baktığımızda hani konuyu açıyor Sayın Hocam, belki dağılıyoruz ama mecburen de değinmek zorundayız. Şimdi Malatya futboluna baktığınızda Allah aşkına, peygamber aşkına bugün futbolun icrasının başında olan insanlara bakın. Ya müteahhit, yani ben kimseyi şey yapmıyorum ama ben kişiliklerine, şahsiyetlerine laf söyleme Tabii tabii hakkına da asla bizim sahip ona değilim. laf söyleme Evet. hakkımız yok. Ben yani tabii ki müteahhit de ekmek parasını kazanıyor. Şuraya vurgu yapmak istiyorum. Hani müteahhittir ama futboldan anlamıyor. Adam bir şirketi vardır, çok başarılı bir şirketi vardır. Ama futboldan anlamıyor. Yani hani şöyle bir tabir vardır. İşte topu, futbol topunu görse diyor karakola karpuz diye götürür, şey bomba diye götürür falan. Yani bu tarz insanlar maalesef bu şehrin futbolunu yönettiler. Yaşım 11'di, yaşım 52 oldu. Hala aynı. Değişen hiçbir şey yok. İsimler değişiyor ama o paralı insanlar her zaman var. Oralarda Peki oturuyorlar. ben bir şey söyleyeyim, araya yine sana katkı Evet, yapayım. evet. Kendi iş yerlerinde, fabrikalarında mesela atıyorum Ali Koç. Evet. Ali Koç buzdolabını versen yapabilir mi? Mümkün değil. Peki yanında mühendis çalıştırıyor mu buzdolabını geliştirmek için, yapmak için işçi Kesinlikle. çalıştırıyor mu? Anlayanı çalıştırıyor mu? Kesinlikle. Başlarına bir de getirip SEO koyuyor mu? Kesinlikle. Koyuyor. Kendi işlerinde bir şey yok. Ama futbola geldi mi herkes profesör. Evet. Yani Gidin kendi hocam. işinizi de yapın. Evet. Yani bugün baktığımızda örnekleri çok. İşte Ali Koç dediniz, örneğini vereyim. Yani para inanılmaz. Yani şimdi Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri. Yani büyük sermayeleri olan insanlar bunlar, dünya çapında insanlar. Ama bugün baktığınızda Fenerbahçe bir önceki sezon küme düşme potasındaydı. Bu sezon Galatasaray'ın yaşadığı gibi. Şimdi Ali Koç hani parayla oluyor ya, niye olmadı o zaman? Hani kaç Olmaz. yıldır? Hani niye olmadı yani? Onu demek istiyorum. Şimdi bizim Malatya futbolumuzda maalesef özellikle ya ben daha enteresan bir şey söyleyeyim hocam. Hani burada Bahri abi, Hanfi başkanım, Hayat hocam siz. Yani tabiri caizse biz bir arada büyüdük. Belki bu son dönemlerde herkes ekmeği için bir yerlere gitti. Ama sonuç itibariyle bizim bir belli bir zaman diliminde bir arada yaşamışlığımız var. Şimdi Allah aşkına Hayat abi, ben 81 yılında dediğim gibi Malatyaspor altyapısında yetişmişim. 3 tane deneme yapmış Özkan Akbulut hocamız. Üçünde de seçilmişiz. Tamam, Allah nasip etmiş, futbolcu olamamışız. Dönmüşüz. 99 yılında Malatyaspor Taraftarlar Derneği'ni kurmuşum ben. O zaman bu derneği kurduğumda siz o dönemde Malatyaspor'daydınız hocam. Evet, Erhan futbolcuydum, Koç, evet. Sel, tabii ki takım Tabii. Evet. kaptanıydınız. O yıl Malatyaspor sahipsiz kaldı. Öyle de bir talihsizlik oldu. Hani şimdi bugün bakıyorsun ki bu resmi evraktır. 99 yılında ben Malatyaspor Taraftarlar Derneği'ni kurduğumda bu bölgede Taraftarlar Derneği yoktu. Öyle bir şey yoktu. Yani nasıl diyeyim? İnsanlar diyordu bu ne yani? Ya, bilmiyorlardı 99 yılında. Derneği kurmamış ya. Derneği başkaları kurmuş. Şimdi bu güzel bir yaklaşım değil. Doğru bir yaklaşım değil. Ha ben birileri tarafından onure edilmeyi mi bekliyorum? Hayır. Ki o dönemde siz biliyorsunuz eski belediye başkanı Sayın Mehmet Çarkçı'ya Malatyaspor kulübünü ben kendim götürdüm verdim. Karar defterini rahmetli Atıf Aga'dan ellerinden Mustafa Kömürel yaşıyor bu şehirde. Fethiye Belediye Başkanı Seyfi Sofu, eskilerini söyleyeyim tabii o dönemi. Bunların elinde ben karar defterini aldım götürdüm
Mehmet Yaşar Çerçe'ye iftar çadırında verdim. Alacaksın dedim Malatya Spor Kulübü'ne. Alamam dedi. O dönemde Oral Çelik, Sayın Oral Çelik 107 milyara Malatya Spor Kulübü'nü Balaban'a satmış. Eski Pancar Kooperatif Başkanı. Biliyorsunuz Hayat abi, siz o zamanlar Malatya Spor'un. Aynen biliyoruz. Sonrasında olmadı. Tabii Sayın Başkanımız aldı Malatya Spor Kulübü'nü. Mehmet Yaşar Çerçe aldı. Yani başkanım bugün izliyorsa ya da birileri kendisine iletirse bağlanabilir, konuğumuz olabilirler. Tabii konuların buraya evet. gelebileceğini bilseydim ben arar programı bildirir derdim, yayınımıza bağlan derdim yani. Böyle de bir güzellik de yapabilirdik. Neyse uzatmayayım. Şimdi biz bunları yaşadık. Ama bugün gelinen noktada bakıyorsunuz ya, Taraftarlar Derneği'nin yolu farklı tarafa gitmiş. Futboldan anlamayan insanların bir hanesine dönüşmüş oralar. Bakıyorsun basın sektörüne enteresan basın mensupları oluşmuş. Çok değişik bir ortam. Diğer taraflarına bakıyorsunuz Malatya'nın, ben yine söylemek istemiyorum. Hani siyasetine, sanatına, kültürüne girmek istemiyorum. Oralar bizi de ilgilendirmiyor sonuç itibariyle. Anlamadığımız yerler oralar. Sonuç itibariyle Malatya şehri sizin dediğinizin ki o dediğim gibi sosyal medyanın ilk icatında gördüm sizin paylaşımınızda. Bu şekilde maalesef, ama maalesef para bilginin önüne geçmiş. Bunun içinde yapılacak maalesef hiçbir şey yok. Evet. Ben yönetim kurulu, bizim dönemin şeyine geleyim hocam. Çok da konuştum. Evet Faysal, bu Malatya Belediyespor. Ben oraya geleyim. Evet. Üzerinden. Ha, buyur Faysal. Evet, biz o dönemde dönemin valisi Sayın Ulvi Saran beyefendi antrenman... Ulvi Saran'dan önce şey vardı Faysal'ın. Halil İbrahim Daşöz. Katkısı var. Ben Halil İbrahim Daşöz gitmesiyle Ulvi Saran'ın gelmesi zaten bizim kolumuzu kanadımızı kıran olay oldu. Net. Bu kadar net. Şimdi doğru başkanım. Ben hani kısaltarak gitmek istiyorum. Hani oraları atlıyorum. Çok da insanların eyvallah vaktini almak istemiyorum. Sıkmayayım. Vali Ulvi Saran beyefendi antrenman sahamızı ziyarete gelmişti. Orada kendisiyle kulübede oturduğumuzda bana ne yapabileceğini söyledi. Ben de dedim ki Sayın Valim, biz işte kulüp başkanımız Mehmet Hanif Selimoğlu İzmir'de inşaat mühendisi, ailesi orada, ikametgahı orada. Ama bütün zamanını burada geçiriyor Malatya Spor'u ligde tutmak adına. Mehmet Aydın başkanımız keza öyle, çırpınıyoruz transfer tahtasını açmaya falan filan. Ne yapabilirim? Dedim ya Sayın Valim dedim. Yapacağımız şey şu. Ben dedim kulübün 10 yıllık hesaplarının incelenmesini talep ediyorum. Dedi ki hemen dedi bir dilekçe yazın dedi. Hiç unutmuyorum, insanlar yaşıyor burada. Kulüp genel müdürü yapmıştık Turan abiyi. Turan Yılmaz, Ahmet Turan Yılmaz. Taner'le birlikte, Taner Sarıbaş'la birlikte Ahmet Turan Yılmaz da sonradan biz dahil etmiştik bu işe. O da kendileri ileride bekliyordu. Çağırdım. Sayın müdürüm dedim. Benim adıma bir para açın. Biz dilekçe yazacağız. Sayın valim kabul etti. Biz dilekçeyi yazdık. Vali bey makamına gitmeden dilekçemiz valiliğe gitti. Arkasından belli bir zaman sonra İçişleri Bakanlığı'ndan denetçiler geldi. Ve kendilerine orada bir oda tahsis ettik. Anahtarı da kendilerine verdik. Üç kişilerdi. İşte kulüp personelleri o zaman Selçuk Günaydın vardı. Yine bir arkadaşımız daha var. Evet. Onları da kendilerinin yani emirlerine verdik diyeyim. Kimse yanlış anlamasın. Kimse kimsenin emrinde değil ama anlaşılması adına öyle söylüyorum. Evet. İki ay kadar çalıştılar. Ama nasıl çalıştılar? Bakın sözlerimin başında dedim ya, mali müşavirler çözemedi bu muhasebeyi, futbol, spor muhasebesini. Ama İçişleri Bakanlığı'nın denetçileri... Tabii ki, tabii ki başkanım. İki tane mali müşavir genç kardeşimiz geldi. Biz onlara bir oda tahsis ettik. Dedi evet ki bak arkadaşlar, geçmiş başkanlarımız diyor ki bizim şu kadar şu kadar alacaklarımız var. Lütfen evet bu hesabı inceleyin. Bir anlaşma yaptık. Bir şey üzerinde, rakam üzerinde anlaştık. Onlar da kabul ettiler.
20 gün sonra onların bize sunduğu rapor neticesinde biz valiliğe başvurduk. Doğru, yani bu ayrıntıyı kaçırmayalım. O arkadaşların bize sunduğu dedi ki başkanlarım bu şeylerin geçmiş başkanların hiçbirinin alacağı olmadığı gibi hepsi borçlu. Hatta ben dedim nasıl olur veya bizler nasıl olur? Onlar da dedi ki evrak burada, hesap kitap burada. Evrak üzerinden hesap yapıyoruz. Biz ona istinaden valilik üzerinden talepte bulunduk. Faysal. Doğrudur. Doğrudur başkanım. Yani evet. Hani ben kısalttığım için belki şöyle sözlerimle devam edeyim sözlerime. Ondan sonra denetçiler geldi. Türkiye'de ne kadar banka varsa, ne kadar profesyonel kulüp varsa, ne kadar noter varsa herkese yazışma yaptılar. Ve raporlarını hazırladılar. Transferleri, sözleşmeleri, her şeyi incelediler, didik didik yaptılar. Sonrasında gidecekleri gün kendilerine teşekkür babında tesislerde bir yemek takdim ettik. Orada sordum. Ya Mehmet Bey dedim, hani ne oldu? Şimdi bitirdiniz, raporlar hazır, gideceksiniz. Nedir dedim durum? Dedi ki Faysal Bey dedi, bana da söyledi. Dedi ki sen de dahil dedi. Herkes ceza alacak dedi. Ama dedi işin garip tarafı dedi. En büyük cezayı dedi Hikmet Bey alacak dedi. Nasıl dedim? Dedi ki Ayman Abdülaziz transferinde dedi. Para dedi kulüp hesaplarında, resmi kayıtlarda söz konusu değil. Sadece Hikmet Bey'in özel şahsi hesabında. 900 bin dolar o dönem parası. Ya bunlar kayıtlarda var. Hani ben burada yalan da konuşmam. Öyle bir kişiliğe de sahip değilim. Ya bizim öyle bir şeye ihtiyacımız da yok. Kesinlikle. İhtiyacımız da yok. Kimseye eyvallahımız da yok. Sonuç eyvallah. İtibariyle evet. Sonuç itibariyle o ara biz tabii bu işlemler yapıldı, bitti ama biz yolumuza devam ediyoruz. Yani biz onun sonucunu beklemiyoruz. Biz tekrar yolumuza devam ediyoruz. O ara denildi ki, siyasi irade dedi ki, Malatyaspor'un 40 milyon borcu var. Ya biz orada kulüp müdürümüz, muhasebe müdürümüz, istişare ediyoruz, alıyoruz, veriyoruz, çıkartıyoruz, 7 milyon borç. Yani... Ya da 7,5 neyse. O 7 milyonu da sizin gayretlerinizle 2 milyona düşürdüm. Aynen öyle. İstişarelerle. Evet. Ben orada Taner Sarıbaş arkadaşım oturttum. Telefonumu da şarja taktım. Dedim bütün futbolcuları ara. Kulüpte bütün futbolcuları ara. Çünkü futbolcu tatilde. Yani Faysal Elkoca kim? Öbürü kim? Futbolcu tanımaz ki. Yok yöneticiymiş. Yok bilmem neymiş. Tanımaz yani. Ama kulüp müdürünü, onların duygusal ilişkileri de var. Dostluklar kurmuşlar. Onlar arkadaşlıklar kurmuşlar. Taner Sarıbaş tek tek aradı. Örnek verecek olursak bir tane örnek vereyim. Anlaşılır olması adına. Serkan Dökme. Çeşme'de tatildeydi. Çocuğu aradı. Dedi ki böyle böyle dedi. Futbol şube sorumlumuz Faysal Elkoca dedi. Yanımda sizinle görüşmek istiyor Serkan dedi. Hay hay dedi. Verdi telefonu. Dedim ki ya, Serkan Bey dedim. Sizi rahatsız ediyoruz tatilinizde. Kusura bakmayın ama böyle de bir durumumuz var. Biz yönetim olarak geldik ama bizim paramız yok. Sadece afaki olarak biz bu 7 milyon olan borcu işte görüşerek artık 40 kişi, 5 tane profesyonel kulüp var. Darıca Gençler Birliği vardı, Çaykur Rizespor vardı. Teknik adamlardan rahmetli Ömer Kadri, Ümit Kayağan. Ömer Kadri de vardı hocam. Bizim o... Kadri Hoca da vardı aynen. Evet Allah rahmet etsin. Ümit Kaya, amin. Metin Yıldız. Bunlar yani böyle 4 tane teknik adam alacağı da var. Diğerleri futbolcu. Tabii Serkan Dökme'ye dedim ki ya Serkan Dökme senin 650 milyon ya o zaman parasıyla söyleyeyim para birimiyle 650 milyar alacağın var. Ya biz sana 150 milyar versek hani afaki konuşuyorum ben. Biz de 150 milyar bir arada görmemiştik babam 2009'un parasında. Dedik 150 hani 500 milyarı hibe eder misin? Malatyaspor'a bağışlar mısın? Hani kulübün borcunu sıfırlayalım, kulübün önünü açalım, transfer tahtası açılsın, Malatyaspor'umuz kurtulsun. Ne demek abi dedi hay hay. Dedim ki ben buraya notumu alıyorum. Ben belediye başkanımıza sunacağım. Çünkü bize desteği verecek dedim. Ben belediye başkanımıza sunacağım. Belediye başkanımız onay verirse
sizlere uçaklarla diye. O paraları veririz. Hatta kendi aramızda Hanifi Başkanım biliyorsun. Kendi aramızda şunu da konuşuyorduk. Diyorduk ki o dönem belediye başkanımız Sayın Ahmet Çakır işte 150 milyona biz anlaşmışız ya Serkan Dökme'yle. 50 milyarda diyorduk Ahmet Çakır keser. 100 milyar yani 3 milyona halledeceğimiz mevzuyu belki 2 milyona hallederdik. Yani 2 milyon zaten ona bağladık. 2 trilyon evet 2 bak 2 milyon trilyon olsaydı biz burada Sayın Başkanım. Evet. Burada kamuoyu şunu bilsin. Efsane Malatya Sporumuz 2009-2010 sezonunda 2 milyon bilemediniz 3 milyon ha, ciddi bir rakam mıydı? O dönemde belki ciddi bir rakamdı. Hani trilyonlar... Değildi. Hayır. Şu manada ya bir yıl sonra şimdi ben oraya da geleceğim. Yani biraz soluklandıktan sonra inşallah oraya da geleceğim. Ama hani Yeni Malatyaspor'un doğuşu işte Malatyaspor'umuzun vefatı öyle diyeceğim belki sen şimdi kızacaksın ama benzetme olması adına hani hikayenin doğru zemin üzerinde gitmesi adına öyle söylemek zorundayım. Şimdi vefatı dedin mi sen bak oradan İzmir'den bana saldıracaksın. Neyse. Tabii işin esprisi. Öyle yapmaz. Evet. Öyle yapmaz. Yani 2 milyon parayla efsane Malatya Sporumuzu 66 yılında yarım asırlık Malatya Sporumuzu kurtaracaktık. Sonunda biz tesislerde en az 7-8 tane yemekli davet programları düzenledik. Şehrin STK'ları, siyasetçileri, yani milletvekilleri, belediye başkanları, o zaman büyük şehir olmadığımız için hani Battal Gazi Belediyesi vardı, işte diğer Malatya Belediyesi vardı. Bütün belediye başkanlarını çağırdık. O dönemin milletvekillerini şimdi söyleyeyim, hatırlasınlar. Sayın Mücahit Fındıklı, rahmetli Mevlüt Aslanoğlu ve Ömer Faruk Öz. Yani hatırlanması adına bunları, bu isimleri zikrediyorum. İhsan Koca. Evet. Ki il başkanımız da, AK Parti il başkanı da Mustafa Şahin'di zaten. Mustafa Şahin'di, evet. Aynen. Evet. Buradan neyse, selam olsun. Hürmetlerimi evet, gönderiyorum. TESO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç. Çok olumlu bir yaklaşımları vardı bize. Sayın il başkanı. TESO Başkanı Şevket Keskin. Biz yani ne kadar Hasan Hüseyin Erkoç makamı olan, parası olan herkesi biz oraya çağırdık. Bir aç olan, makamı olmayan bizlerdik. Yönetim kuruluyduk. O da biz koltukların arasına saklanıyorduk. Yani sözümüz olmaz gibisinden. Tabii işin esprisi. Orada muhabbetler oluyor. İşte ne yaparız, ne ederiz, ne yaparız. Bir türlü işin içinden çıkılamıyor. Neyse yolcu ediyorduk. 3 gün sonra tekrar davet ediyorduk. Tekrar geliyorlardı. Tabii burada sayın valilerimiz de oluyordu. Ya ne yaparız siz söyleyin, siz yapın, edin. Ben şu kelimeyi hiç unutmuyorum. Hanifi Başkanım, yani sen de anımsarsın muhtemelen. Sayın Ömer Faruk Öz olsun, Sayın Öznur Çalık olsun. Orada bana dedi, mesela işte Naci Şevat'a da vardı o dönemlerde bizim toplantılarımıza iştirak eden meclis başkanı sıfatıyla. Diyordular mesela, ya Faysal sen niye hiç konuşmuyorsun? İşte bu işi bilenlerden birisisin futbolu. Hani sen niye hiç konuşmuyorsun? Ben de orada kalkıp demiştim rahmetli Mevlüt Aslanoğlu'na. Ya demiştim ki Mevlüt abi diyorsun ki ayın birine İstanbul'da bir tertip yapalım. Bir toplantı yapalım. İşte 1 milyon parayı toplayalım. Ya dedim bizim 20 gün sonra maçlarımız başlayacak. Neyin tertibinden, neyin şeyinden bahsediyorsunuz gibi böyle bir espri şeyimiz dolmuştu. Sonuç itibariyle hani Malatya'nın tabiriyle fıs gittik. Elazığ tabiriyle de şor olduk. Yani şor, rezil olduk. Yani Elazığ o şiveden yani öyle şor olduk. Rezil olduk. Fıs gitti maalesef. Çok büyük emekler sarf ettik. Sonunda aldılar verdiler. O dönemin iktidar partisinin futbolun içerisinden gelen güzel insanı Naci Şevat'aydı biliyorsunuz. Hani milletvekillerimiz futboldan anlamıyordu belki. Ha futbolu seviyor olabilirler ama futbolu anlamak başka bir şey. Futbolu yönetmek başka bir şey. Futbolu sevebilirsin. Herkes seviyor.
Rahmetli bizim Kuşçu'nun babası Mustafa Dayı da seviydi. Ama Allah. mesela eski belediye başkanımız Cemal Akın kim gol atarsa atsın alkışlıyordu. Ya başkanım rakip gol attı. Ya boş ver diyordu mesela. Anladınız mı? Şimdi ne oldu o dönemde? Dediler ki hoşuna gitti ya bari başkan. O dönemde Naci Başkanımız Naci Şevat'a, Sayın Naci Şevat'a Allah selamet versin. Bir zaman kendisine de şunu söylemiştim. Gündüz Bey'de karşılaşmıştık. Espri yapmıştım. Çok da alınmıştı. Sonra elini öptüm. Özür diledim. Dedim ki ya bu ülkede dedim iki kişi ölmedi dedim. Biri Süleyman Demirel, biri dedim Naci Şevat'a. O zaman Süleyman Demirel de ölmemişti. Yani Allah rahmet etsin. Ya kalbini Mekan kırmıştım. canları Sonra olsun. elini öptüm falan. Ama bizim yüreğimiz yanıyordu. Hani bizim ya biz bunu ifade edemeyiz. Hani insanlar hani aşık oluyor. Hani bir kız arkadaşına aşık oluyor, sevgilisi oluyor falan böyle. Yani biz onları bilmiyorduk ama bizim sevgilimiz Malatyaspor'du. Bizim aşkımız Malatyaspor'du. Biz İnönü Stadyumu'nda doğduk. İşte Hayat abi biliyor, Hanifi Başkan biliyorsun. Bahri abi de biliyor yani. Bahri abi de komisyonculuk yapmıyordu. O da top oynuyordu yani. Değil mi Asker Bahri diyorsun, abi ya? Şimdi asker. ya abi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Naci abi kalktı dedi ki iktidar siyasetçilerine o dönem ki bize de yardım edecek olan iktidar. Şimdi muhalefet ne yapabilir? Doğrusu bu zaten. İktidar yardımcı olacak. Dedi ki 40 milyon borcu var dedi. Yani Malatyaspor kulübünün dedi 40 milyon borcu var dedi. Bu para verilmez. Bu kulüp yaşamaz. Bu kulübü fişini çekelim. Yani beyin bitkisel hayatı da olmasın. Direkt fişini çekelim. Hemen sadakallahu lazim. Direkt mezarlığa, şehir mezarlığına. Ya itiraz ettik. Çok mücadeleler verdik. Yapmayın, etmeyin. Bu büyük anılar var. Burada bugün 80 yaşında olan, hayatta olan Malatyaspor taraftarımız var. Malatyaspor yöneticilerimiz var. Hala o İnönü Stadyumu dediği zaman gözleri doluyor. Duygulanıyorlar işte. Örneği Amigo Yusuf. İnsanlar sevsin sevmesin Yusuf dayı. Bu şehrin futboldaki bir değeri. Keşaf abi. Bu şehrin değeri abi. Sevin sevmeyin. Ya bir başkası da. İşte Hayat abi. Bu şehrin yani futbolculuğu, teknik direktörlüğü, kişiliği, şahsiyet. Bir değer bunlar. İşte Hanifi başkanımız öyle, Bahri başkanımız öyle. Hani böyle işte bugün aramızdan ayrılan, vefat etmiş insanlarımız oluyor. Arkadaşlarımız, dostlarımız. Konuşurlarken yani sohbet esnasında diyoruz yani Allah rahmet etsin bak işte şurada şu müsabakada şöyle olmuştu. Ya da şu deplasmanda böyle olmuştu. Böyle bir anıyı yok etmenin kimsenin haddine olmaması lazımdı. Biz bunu çok mücadelesini verdik ama. Ben özellikle Hayat abi senin bilmende çok arzuluyorum. Bilmeni de istiyorum. Sürmanşet gazetem vardı abi. Benim günlük siyasi gazetem. Sürmanşet. Biliyorum. Size yemin ederim o gazeteyi Malatyaspor'un emrine amade etmiştim. Telefon açıyordum. Manşeti değiştirtiyordum. Atıyorum iki top kağıt çöpe gidiyordu. Neymiş? Malatyaspor'umuza faydası olsun diye gece 12'de eski Malatya'da ustayı getirtiyordum tasarımcıyı. Malatyaspor'un lehine manşetler hazırlattırıyordum. Bunları yapıyordum. Şimdi geldiğimiz noktada bu gazete demişken şunu da belirteyim. Beni mahkemeye vereceklerdi. Bir tarafta Malatyaspor yöneticisiyiz. Tesislerin Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü işte İlhan Kavuk, Ali Cengiz sağ olsun bu büyüklerimiz kendi yönetimlerinde müracaat etmişler. Spor Toto Teşkilatı'ndan para gelecek bu yeni tesisin yapılması adına. Hani şu an mevcut oturdukları tesis. İlhan Kavuk ve Ali Cengiz. Allah razı olsun onlardan. Onlar başlatmışlardı. Ama sonuçlanmadı. Niye? Görev bırakmışlardı. Sonra biz Hanifi Başkanım. Biz o zaman işte bu girişimleri hatta Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener dönemin federasyon başkanı. İstinye'de gittik, İstanbul'a ziyaret ettik.
kendilerine durumu arz ettik falan, bize yardımcı oldular. Sonuç itibariyle il özel genel sekreterimiz vardı, Sami Er. Sami Er. Evet. Ya tesis bir türlü ihaleye çıkmıyor. Bir türlü ihaleye çıkmıyor. Hani biz bir tarafta ağlıyoruz. Hani Malatya Spor defin edilecek, kefenlenecek. Bir tarafta da diyoruz ki ya şu tesisi yaptırtalım. Ben kendi gazetemde Hayat abi manşet attım. Sami Er bizim bu Spor Toto parasıyla kendilerine, yani kuruma, özel idaresine jip almış. Faysal Hanım, özür dilerim. Bu selam gönderen arkadaşlarımıza çok şey etmeyelim. Hakikaten katkı. İki kelime daha bitireyim. Ondan sonra ben ara vereyim. Sayın Başkanım, iki kelimeyle burayı bitireyim. O zaman kalktım, ben manşet attım. Sami Er kuruma bu parayla jip almış biniyorlar diye. Şenol, bizim Şenol abi var ya, Karaduman. Karaduman. Ben hep karıştırıyorum. Erdoğan karıştırıyorum soy ismini sürekli. Şenol abi de o zaman özel idaresinde hani çalışıyordu ya. Aha, O bana telefon açtı. Dedi ki Sami Er seni mahkemeye verecek. Nedir dedim. Dedi böyle böyle dedi. Gazetede böyle bir haber yapmışsın. E dedim versin dedim. Hani gitmediğimiz yer mi dedim. Hani gazeteci mahkemeye gidecek canım. Oraları bilecek dedim. Neyse araya birileri girdi. Vazgeçti adam. Allah razı olsun yani. Mahkemeye vermedi beni. Ve nitekim o para geldi. O tesis başladı Hayat abi. Bak o tesis başladı. Ama bugün gelin bu şehirde baktığın zaman işte burada dördümüz varız. Bu dört kişi kötüdür biliyor musun? Aslında bu dört kişi Malatya futbolunun kurtulması için neler yaptı? Ama bunu bu genç jenerasyon bilmiyor. Yeni siyasetçilerimiz bilmiyor. Yani enteresan bir dünya oldu. Tamam. Şimdi, Faysal'ım, yeni siyasetçilerimiz dediğin, yeni siyasetçilerimizin içinde AK Parti kuruldu kurulalı bir tane eskimişi var. O da bilmiyor. Hocam, şimdi siyasete de çok şey yapmak da istemiyorum aslında da. Abi benim bütün devrem orada. Bu takımı kapatmak isteyen de siyasetçiler. Bu takımı buraya getiren de siyasetçiler. Ben şimdi susacağım. Saygı duyuyorum. Milletin oylarıyla gelmişler, siyasetçi olmuşlar. Eyvallah. Malatya Spor'dan ne istediniz abi? Hoca. Evet. Şimdi ben burada ara vereyim. Hanifi Başkanım sizler devam edin. Ama Hanifi Başkanım hani Malatya Spor'un kaleminin kırıldığı yerde, ben biraz dinlenmiş olayım. Kaleminin kırıldığı yerde benim söyleyeceklerim var. Ha, niye? Hatırlarsan 2010 yılında AVM'nin açılışına dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şimdiki Cumhurbaşkanımız iştirak etmişti. Kendileriyle görüşmüştüm. Ben orayı da anlatmak istiyorum. Orayı kesin anlatman lazım zaten. Çünkü orası kırılma noktası. İhanetin tap yaptığı nokta orası. Aynen öyle. O Malatya Spor'un ihanetin en üstelik olduğu nokta. Faysal Hanım'ın anlattıklarına bir katkı hem de soru cevap şeklinde de gitmek istiyorum Hanifi Başkanım. Affına sığınıyorum. Lafını balla kestim. İstersen sen bitir. Sen bitir. Yo, hocam lütfen. Hayır lütfen. Ben şimdi, Faysal Hanım'ın kaldığı yerden devam edeceğim. Bir de biraz yorum okuyacağım. Ondan sonra Faysal'ın devam edecek. Faysal'ın anlattıklarıyla ve benim bildiklerimle yola çıkıyorum. Hemen hemen örtüşüyor. İşte 7 milyon bir borcu varsa bir takımın, 2 trilyona da bu borç bitecekse istişarelerde bulunmuş Faysal. Bir takımın borcunu çıkıp çığırtkanlıkla 40 milyona çıkaran zihniyet. Doğru bir zihniyet midir Faysal'ım? Değil hocam. Yani zaten ben Malatya Spor'da yönetici olduktan sonra Malatya Spor'un nasıl bir emtia olduğunu gördüm. Yani bir araçmış Malatya Spor. Yani ben çok özür diliyorum. Yani ben çok özür diliyorum. Yani Hanife Başkan'ın kanı aksa sarı kırmızı akacak, ben onu biliyorum. Kendisi de affımı istiyorum. Ama ben Malatya Spor Kulübü'nde yönetici olduktan sonra, yani o tepede aşağıya baktığımda hakikaten Malatya Spor Kulübü'nün bir araç olduğunu,
bugün de Yeni Malatyaspor'un bir araç olduğunu, işte Yeşilyurt Belediyespor'un bir araç olduğunu ben o dönemde gördüm. Yani bakıyorum, siyasetçisi, STK'cısı, iş adamı, yerel basını, gazetecisi, televizyoncusu, işte jetoncusu, hani bir de jetoncular var ya. Neyse, baktığınız zaman hepsi Malatyaspor'u araç olarak. Ha, bir ticari taksi düşün. Sen evdesin, yağmur yağıyor, aracın da yanında değil. Ticari taksiye bineceksin, durduruyorsun, biniyorsun, parasını verip çıkıyorsun. Şimdi Malatyaspor'u da yöneticiler, işte siyasete girecekler, araç olarak kullandılar. İşi biten attı kenara, çekti gitti. Ben Hayat abi bilir, işte yani aslında hepiniz biliyorsunuz bunu. O dönemlerde Malatyaspor içeride maç kaybettiği zaman ben 3 gün komaya giriyordum. Sanki benim annem babam ölmüştü. 3 gün ağzımı bıçak açmıyordu. Nereye kadar? Öyle bir sevdamız vardı. Nereye kadar? İşte Malatyaspor'da yönetici olana kadar. Yönetici olduktan sonra baktım ki biz hala diyoruz ki Potinim'in kaytanı. Tabii. Şu demin seninle giriş yaparken Faysal şunu söyledin. Gerçekten Malatya çok bilgi kirliliğinin içerisinde yoğrulmaya başlanmış bir şehir haline geldi ki bu çok tehlikeli. Bu sosyal medya dedikleri, Facebook'u, Instagram'ı doğru kullanmak gibi bir zihniyetleri olmayan şeytanlar çıktı. Maalesef. Şimdi bu şeytanlar bazılarını burada ismen hani kimseden korktuğumuz için değil ama onların kim olduklarını ben buradan söyleyince isim vermeye bile gerek kalmayacak. O kadar kirlettiler ki her yeri. O kadar pisliğin içine buladılar ki her yeri. Şimdi kimse nefes alacak bir yer bulamıyor ya bu mecrada. Çok yazık. Bunun böyle olmaması lazım. Bak, bir tane insan, o kadar canlı yayın seyretmişimdir. Bir tane insan geleceğe dair, bu şehrin futbolunun geleceğine dair bir tane projeyi masaya koymadı. Acı değil mi bu? Kesinlikle hocam. Burada ne yapılması gerektiğini, bak geçmişte Malatyaspor'a yapılanları, bu bir tarihtir. Burası da Malatyaspor kanadıdır. Efsanenin programıdır. Bir tane geleceğe dair yayın ya da yorum yapıp geleceğe dair bir şeyleri proje üreten tek canlı yayın da bizim yaptığımız canlı yayın. Ne yaptık? İnsanları buraya kanalize ettik, dedik ki bu iş parayla olacak ve elinden gelen yardımı yapsın dedik Malatyaspor'a, efsaneye. Bir projeyle geldik. İnsanlar bunu bile kaldırdı, farklı yönlere çektiler. Çekmeye çalıştılar. Asla taviz vermedik. Dedik ki buranın mecrası bura değil. Başka kanada, başka kapıya, başka yere gidin. Oralarda bunları tartışın. Şimdi Malatya futbolunun köküne baktığın zaman bu kirlenmişliğin içinde mi Faysal? Bir sen hem şeyde de yazıyorsun. Kendi internet sayfam var. Orada da yazıyorsun. Doğru bulduğun bir şey var mı sana göre? Hayır. Malatya futbolu adına genel söylüyorum. Kesinlikle hocam. Yani 40 yıldır bu zihniyet böyle. Bir dönem işte yine sizin ümit takım, bizim PAF takımı olduğumuz yıllar bir düzgün gitti. O da nasıl? İşte para çoktu. İşte Nurettin Güven, Turan Çevik rahmetli, ondan sonra Metin Kaya Çağlayan rahmetli. Yani bu, o kısa bir dönemde. Hani baktığın zaman profesyonel takımın giydiği, Ünal'ların giydiği, o Adidas kıyafetleri altyapıda bizler de giyiyorduk. Altyapı uçakla deplasmana gidiyordu. Altyapıda 5 yıldızlı otellerde kampa gidiyordu. Yani öyle tesislerde işte yemeklerimiz oluyordu falan. Ama onun sonrasında bitti. Yani 90 yılında 89-90 yılında efsane bir alt kümeye düşünce çant üstü gitti. Zaten o yıllarda Türk futbolunda para yoktu zaten. Sponsor tabii tabii. Esası, şimdi 2000 yılında çıktı. Bir şeye daha sonrasında. Evet hocam. Tabii bir şeye daha katkı yapmak. Özür dilerim. Bücür Oyuncaklar Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir
Tutan kardeşimiz de her zaman Malatyaspor'un yanındayız demiştik. Başka kendisi artı müsiat genç Malatya Dernek Başkanı. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Abdülkadir Tutan kardeşimiz. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir şey var. Doğru yapılması için bir işin ehline verilmesi gibi bir yapıyı Türkiye'de artık her alanda çıkardılar. Siyaset yapmayacağım. Şunun için söylüyorum. Malatya, yeni Malatya Belediye, işte Hanif abi burada olunca yeni Malatya Spor mu diyeceğim, yeni Belediye Spor mu diyeceğim, hepsi giriyor birbirine. Ben anlarız hocam, sen rahat. Vallahi. Şimdi Süper Lig'deki bir takımın mevcut gelirleriyle paralı insana ihtiyacı var mı? Mümkün değil. Gerek yok ki. Bence yok. O parayı doğru yönetecek insanlara ihtiyacı var. Kesinlikle. Ya bugün, doğru yönetenler de abi. Süleyman Vurma'yı örnek verebilirsiniz hocam. Yine muhtemelen sizin döneminizin o da insanı. Süleyman Vurma. Aynen aynen. Evlerini sattılar, bilmem ne yaptılar eşiyle birlikte. Kara gümrüğü aldılar değil mi hocam? Yani yanlış bilmiyorsam ben. Doğrudur. Ondan sonra yani adam futbolun içerisine gelmiş. Bakın bugün kara gümrük nerede? Kasasına tabii da şirket gibi. Hem de şirket yaptığı, evet, şirketleştirdiği, yani kendi takımı yaptığı. Şimdi evet, şunun için söylüyorum. Kendinizi çok da fazla geriye atıp bu kadar da mütevazı olmaya gerek yok, biz parasız demenize gerek yok. Evet, ben geçen programda bir şey söyledim. Dedim ki Malatya'da bir istişare kurulu kurulduğu zaman paralı insanı çağırıyorlar Faysal ya. Kesinlikle. Ben niye paralı insanı çağırıyorsunuz diye söylüyorum. Buradan da söylüyorum. Bak şimdi paralı insanı belediye başkanı gidiyor, gelin istişare yapalım. Bu takım küme düşüyor. Nasıl kurtarırız? Paralı insanın sana yapacağı bir şey yok ki abi. Adam anlamıyor ki futboldan. Futbolu bilmiyor ki adam. Adam 3 tane menajerle konuşmuş. Ben başkan adayım diyor. Hocam şimdi Faysal'ın bizim paramız yok dediği dönemde bizim hesaplarda temlik vardı. Yani gelirler sıfırdı, transfer vesaire. Yani zor durumda olduğumuz için ekonomik. Yoksa Süper Lig'de olsak biz Faysal'ın kendimize haksızlık etmeyelim. Kralını yaparız yani. Kralını yönetiriz. Kimse bizim kadar yok. O zaman şurayı düzelteyim ben. Kulüp nasıl yönetilir? Onları yönetiriz yani Spor, hocam. Malatya Spor kesinlikle. Abi ben de onu söylüyorum. Benim söylediğimde farklı hocam, bir şey yok. Şunu söyleyeyim. Bugün Celil milli takımda oynadı. Fenerbahçe'de oynadı. Allah nasip etti oralarda oynadı. Celil giderken dedi ki ben dedi Malatyaspor kulübünün dedi bizler için bu yani bizler bir anlamda onur etti. Dedi ki Faysal abi dedi yani ben dedi bu kadar tertipli, düzenli, eksiksiz bir kulüp görmedim dedi. Yani bizim dönemi o kısa dönem söyledi. Aynısını Halil İbrahim Daş'a söylemedi mi sanırım? Evet. 3,5 yıldır Malatya'dayım dedi. İlk defa dedi böyle bize tertipli, düzenli bir sunum yapılıyor dedi. Malatyaspor'la ilgili gerçekçi böyle değerlerle bize bilgi veriliyor, bize dosya sunuluyor. Aynen. Biz kendimize yani, haksız Halife Başkanım, bilgi noktasında ortalaması Anadolu kulüplerini 150 trilyon lira aldığı birlik bütçesinden bahsediyoruz. Bu 200 trilyon da olabilir. Adam gider bir sponsorluk anlaşmasında farklı bir şirketle anlaşır. Tamam mı? Meblağı büyütür. 200 trilyondur. Bugün 200 trilyona ihtiyaç olan bir takımın yönetiminin bunlar olmaması lazım ya. 200 trilyon senin paran var. Ben onu hep söylüyorum hocam. İkinin küpünü bilmiyor. Adam milyonlarca doları yönetmeye talip oluyor. De buyur. Yani İkinin küpünün kaç olduğunu bilmiyor. Abi şu var. Bak benim profesyonel 36 senem olmuş Hanifi Başkanım. 36 senede ben futbolun hiçbir yerini bilememişim diyorum ya. Sen bir günde geliyorsun, bir senede diyorsun ki yedim, yuttum, içtim, bitirdim. Ben biliyorum futbolu diyorsun. Abi bilmiyorsun futbolu. Bak futbolu bilen adamın soyunma odasındaki o eskilerin tabiriyle söylüyorum. Yeniler şimdi masaj olurken masaj cahil oluyorlar da
Bengay kokusunu kokladın mı? O formanın üzerindeki teri kokladın mı? O zaman bilebilirsin. Futbolcunun duygusuna inebiliyor musun? O kadar bilebilirsin. Futbolcu para mantığı üzerine kurulmuş bir hayatı olan insan demek. Koşacak, kazanacak, parasını alacak, yatırımını yapacak. Bütün işi bu. Günde 2 saat, bugün 1,5 saat indi o. 1,5 saat antrenman. Yiyecek, içecek, canına bakacak, dinlenecek ve buradan para kazanacak. Sen bu adamın kişiliğini, ne olduğunu bilemezsin güzel kardeşim. Tamam mı? O Sadık da sana çıkarır, bilmem neresini gösterir işte. Bilmiyorsunuz. Hayatınızı kendi menfaatlerinizin üzerine kurup Malatya'yı yerle bir ettiniz. Yazıklar olsun ya. Siyasetçisi de dahil, belediye başkanı da dahil. Çerçi'yi ayrı tutuyorum. O babadır. Ben de her zaman yeri farklıdır. Çerçi'dir. Benim başkanımdır, benim babam gibidir. Onu farklı bir yere koyuyorum. Anasını ağlattınız Malatya futbolunu. Antrenörü de dahil. Dışarıdan buradan kaçıp giden o taraflarda televizyon, bu Facebook üzerlerinden yangın yapanlar da bunlara dahil. Hocam, anasını alıttınız ya. Bu mesajlar kayboluyor yine. Arkadaşlara şey oluyor. Ben bunları bir toparlayayım. Bu Bahri Başkan edersen. Ne yapıyordu abi? Hanifi Başkan'ın. Bahri Başkan da konuştu ki uykusu geldi herhalde. Selam gönderiyor da. Hocam müsaaden var mı? Bak, hepsi aktı. Yemin ederim. Gönderenlerden Murat Çiğdem vardı. Malatyalı Hukuk vardı. Şey yapamadığım. Aktı şimdi. Yani okuyamadıklarım bilsinler ki mesajları kayboluyor. Kusura bakmasınlar. Abdullah Akar diyor ki en kısa zamanda Malatya hak ettiği yere geri dönecek inşallah. İnşallah. Mustafa Kemirel abimin ellerinden öpüyorum. Hayırlı yayınlar. Selamlar demiş. Ben de ellerinden öpüyorum. Selam göndermiş. Oktay Özhan selam göndermiş. Mehmet Doruk Kür'ün yine her zamanki gibi katkılar sunmuş. Sağ olsun, var olsun. Oktay Özhan kardeşim iyi akşamlar dileklerini göndermiş. Mithat Gümüşoğlu sağ olsun. Mithat Kasap, Mithat'ıma selam olsun. Malatya'dan komşumuzdu. Dükkanı bizim mahalledeydi. Şimdi de İzmir'de komşumuz kardeşim sağ olsun Bergama'da. Ural Can Ağabeyim selamlarını göndermiş. Erhat Tuğan kardeşim yine aynı şekilde. İlhan Sonuç selam göndermiş. Sağ olsun. Aleyküm selam bir kere. Yine Mehmet Doruk Gür'ün şey yapmış, yorumlarıyla katkıda bulunmuş. Hayat hocam kime aleyküm selam demesin? Vural abi herhalde. Ahmet evet. Dökalp kardeşim de şu anda İstanbul'da Kadıköy'de Fenerbahçe stadından bize selamlarını göndermiş. Ve aleyküm selam kardeşim benim. Faysal'ın bizim beraber oynadığımız Ahmet Gökalp, Libero Ahmet. Sen hatırladın mı? Evet bizim. Tabii canım. Tenekeci Ahmet. Libero Ahmet. Hatırlamaz mı? Doruk Kürün tekrar şey yapmış. Sağ olsun katkıda bulunmuş. İlyas Elmas arkadaşımız, abimiz herhalde. Şeyine bakılırsa resmindeki şeyine. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Kasım hayırlı Sayın Almanya'da selam göndermiş. Aleyküm selam. Malatyalı Volkan kardeşim iyi yayınlar dilemiş. Eyvallah Volkan'ım. Recep Sarıgül ellerinden öpüyorum abim. İyi akşamlar dilemiş. Sağ olsun. Enes Özhan kardeşimiz sağ olsun. Arapkir maçına İstanbul'dan gelmişti. Bahri abi. Hayat hocam şey dersiniz. Evet. Aleyküm selam. Nazmi Kayaduman arkadaşımız hayırlı akşamlar dilemiş. Ramazan İl Bey. Kibrem abim selam göndermiş. İzzet Pınar Ramazan selamlar göndermiş. Serserimi izledim. Aleyküm selam diyelim. Zeynal Çubuk kardeşim İstanbul'dan selamlarını göndermiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kubilay kardeşim Çanakkale'den selamlarını göndermiş. Aleyküm selam. Var abim, senin yayın patladı. Sen rahat ol. Türkiye'nin 4-1 yanında. Vallahi Çanakkale'ye. Ural Can Ağabeyim. Sen gaz ver bize. Sen ver. Yok vallahi gaz vermiyorum. Harbi öyle. Takımı kümeye düşürüp üstüne para alacaklı mı gittiler demiş. Ural Can Ağabeyim burada bir şey söyleyeyim. Adamlar futbol oynadı. Çağçoluklu'nun rızkları için alın teri döktüler, emek verdiler. Alacaklarını vermeliydik ama haklısın. Yani 10 lira hak edene 30 lira verilmişti. Eyvallah. Onda haklısın. Ama o arkadaşlar da
Onu bildikleri için Faysal'ın, Mehmet Aydın'ın, Taner'in, Sarıbaş'ın kardeşimin şeylerle, katkılarıyla zaten indirdiler. Sonrasında Hayati falan hocamın da büyük şeyler oldu. Mehmet Aydın'la beraber, kardeşimle beraber Türkiye'yi gezdiler vesaire. Düşürdüler. Yani o rakam 2 milyona düşürdüler. Sen rahat ol. Yusuf Gül Ağabey'in Faysal Hoca, Elk Hoca, hocam her konuda bilgi kirliliği var demiş. Bilgisi olmayan, hırsız etiket için sporu basamak olarak kullanan. Biraz önce zaten Hayat Hocam vurgu yaptı ona. Cebler şey, biriniz yaptınız araç olarak. Faysal'ım söyledi. Ceblerindeki 3 kuruşla insanların kişiliklerini satın alındığını, bunlara itibar gösteren kişilerin olduğu bir yerde başarılı olur mu demiş. Mehmet Doruk'un de tekrar yine katkıda bulunmuş. Eskiden futbol haysiyet gurur şerefi için oynardı. Şimdiki futbolculara oynuyor. Gurur haysiyet şeref kimsenin umurunda bile değil demiş. Katılmıyorum kardeşim Mehmet Doruk'un. Çünkü haysiyet şeref futbolcu onun mesleği, Çağatay'ın rızkı için alın teri döküyor, emek veriyor. Ama haysiyet olup olmadığına biz karar vermeyelim. Halil Akşu, Bingöl'de Kumandı'dan selamlar olsun. Hanifi Başkanıma selam olsun, İmparator Hocama. Aleyküm selam benim kardeşim. Rabbim sizlere esirgesin, muhafaza eylesin. Tırnağınıza taş değmesin. Zeval vermesin Rabbim. Ali Sezer, geçmişte efsane olmuş diyen Naci Şabata şimdi yeni muhattes için Yeşil Yurt Belediyespor'da ya onu yaşatalım der. Hayırlısı, hayırlısı. Allah muvaffak etsin. Allah muvaffak etsin diyelim. Halil Özhan, ben onu bilmiyorum. Malatyaspor taraftarları bizi bu duruma düşürene varsa hakkımı helal etmiyorum. Biz de etmiyoruz talibim, yeğenim. Halil Avcı kardeşim tekrar Bingöl'de Kumandı'dan Faysal'ım seni unuttu herhalde, seni katmış. Sen zaten peşinden aleyküm selam demiştin Bahri abi. Übülay kardeşim Kanakkale'den uyarıda bulunmuş sana Faysal'ım. Bir soluklan demiş. Zaten soluklanıyorsun. Bu benim lafı yerde kalmadı Faysal. Tabii o Ali Müslümandır ya. O Müslümandır. Benim Müslümanım. Talib Özhan da yine katkıda bulunmuş sağ olsun. Enes Özhan halkın takımı Malatyaspor demiş. Eyvallah. Yusuf Gül Ağabey'im yine kitabın ortasından söylemiş. İnönü Stadyumu anılarla başarılar da dolu. İnönü Stadyumu yıkanlar Malatya futboluna ihanet ettiler. Ben hakkımı helal etmiyorum. Saygı da duymuyorum. Malatya sporumuzu alın terimizi yok ettiler. Eyvallah Yusuf Ağabey'im. Aynı şekil duygularıma tercüman oldun. Sen ellerinden öpüyorum. Abdülkadir Tutan arkadaşımız iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Enes Özhan kardeşimiz yine geri döneceğiz demiş. Allah'ın izniyle. Buralcan Ağabey'i bu takımın borcu 10.5 dedi. Alacak 11 dedi. Arkasında bomba nasıl patladı? Çok bombalar ver be Vural abim ya. Yani bütün arkadaşlarımıza, yani okumadıklarımıza Han Murat Nalcı Malatya moderatör demiş. Tanıyor musun Bahri abi? Buradan da Tabii bu arada Murat'a da buradan selam olsun. Kendisi Burdur'da üniversitede öğretim üyesi. Eyvallah. İyi de bir kart. Bahri Başkan'ın dili varmış ya. Maşallah maşallah. Konuştu. Bahri abim konuştu. Evet. Abdülkadir Tutan teşekkürlerini gönderiyor. Saygılar sunuyor. Saygı bizden. Girmek istemedim. Eyvallah başkanım. Vallahi bir abi, de şimdi okumadıklarımızı zaman kaybetmeme adına gönderen mesaj gönderip katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Siz söyleyin. Neyse Erhat'ım demiş program güzel, okumayın biz razıyız. Eyvallah, size saygımızdan okuyoruz Erhat'ım. Bakayım okumadığımız kim varsa onu okuyalım. Şeye devam edelim. Hakan Bulgur'u Hayati Hocam. Herkes kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu memleket senin değerini bilmedi. Bilen çıkar elbette. Eyvallah. Sultan Hemşerim. Biz biliyoruz ya. Memleketine selamun aleyküm hocalarım. İyi yayınlar demiş. Bari başkanım. Aleyküm selam. Şimdi ben şeyden kaldığımız yerden devam edebilir miyim?
Faysal kardeşim. Ben şey, bitireceğim abi, ben bitireceğim bak. Gerçekleri, sadece gerçekleri konuşmak milleti acıtacaksa, milleti küstürecekse, bana küsebilirler de, acıyabilirler de, her şeyi yapabilirler. Bak abi, benim bildiğim futbolda bir tek doğru vardır. Futbol kulüplerinde işler doğru yere gitmiyorsa, bunun en müsebbip baş sebebi teknik direktördür, antrenördür. Tamam mı abi? Ben yönetim kurulunu, yönetim kurulunu, ben saha içindeki performans olarak söylüyorum bak. Antrenördür abi. Ben de buradan Malatya antrenörlerine selam olsun diyorum ya. Her şeye susan, hiçbir şeye tepki vermeyen, hiçbir şeyi desteklemeyen, iyi ya da kötü, hani Faysal'ım demin dedi ya, iyi ya da kötü, seversin sevmezsin. Hiçbir şeyde ortalıkta yoklar ya. Bak, bir tane kardeşimiz aslan gibi bir takımı gencecik. Hocam düğünleri, taziyeleri sosyal medyada duyuruyorlar kamuoyuna. Nasıl görevleri yok? Daha nasıl görevleri olsun? Bak, bir tane kardeşimiz, tekrar Arguvan'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Arap Gir bala gitti. Tebrik ediyorum. İki tane gencecik kardeşimiz, iki tane gencecik antrenör kardeşimiz bu memlekette antrenörün dün neler yapılabileceğini gösterdiler işte. Tamam. O eledikleri yerine çıktıkları takımlar kendilerinin iki kat, üç katı parasına kurulan takımlardı. Onların arasından çıktılar. Ama şöyle bakıyorum, inanın beni de dahil, ben her açana diyorum ki, bak buradan da söylüyorum canlı yayında, insanlar benim ağzımdan duysun diye. Ne Arguvan'ı lan, bırakın Soner Hoca ile devam etsinler. Alçaklar, bırakın Soner Hoca ile devam etsinler diyorum ben arayanlara. Gidin Soner Hoca'yı destekleyin diyorum ya. Gencecik evet. Bir adam, ideali olan bir adam, bir takım almış getirmiş oraya, Malatyalı. Yapmadınız lan bu memlekette bunu. Tuttunuz aşağı çektiniz ya. Birinci sıraya antrenörünü koyuyorum. Zaten öbürleri paralı abidir. İkincisi de memleketin futbol katili benim gözümde siyasetçilerdir abi. Ben bu kadar kibir üstadı insanları bir arada hiç görmedim Faysal, kusura bakma. Kibirlerinden, burnunlarından kıl aldırmıyorlar ya. Hocam, mühür kimde ise Süleyman odur. Yetki yapılacak bir şey yok. Güç onlardadır yani. Yapacak bir şey yok. Yapılacak bir şey yok. Bak ben yani... söylüyorum. Ben bir tane başkana dedim ki, sen bir gün gideceksin İstanbul'da ofisinde oturacaksın. Ben Malatya Sporlu hayatı olarak kalacağım burada. Aynısı oldu abi. Tamam mı abi? Bir gün onlar da gidecek Faysal'ım. Ya, ölümlü kalımlı dünyada herkes gidecek. Allah gecinden versin Rabbim. Sağlık versin. Bu başka bir şey. Ama bu kadar kibirli olmak zorunda değilsiniz. Bu kadar bu memleketin futboluna bu kadar kötülük yapmak zorunda değildiniz. Siz yaptınız ya. Malatya Spor'u bu siyasetçiler getirdi bu hale. Söylemeyeyim mi abi buradan? Sizin egolarınız, benim takımım diye ön plana çıkardığınız belediye sporunuz yüzünden Malatya Spor'u yerle bir ettiniz ya. Söylemeyelim mi bunu buradan abi? Söyleyince, ben böyle sesimi yükseltince, az mübarek gün burada söylemek istemiyorum. Ne diyorlar biliyor musun Faysal Baba bana? İçki içmiş yayın yapıyor diyorlar ya. Ya insan mısınız arkadaş? Lan bir tarihi olan, bir memlekette tarihi olan takıma baktığınız zaman 1966 yılında kurulan takıma bakacaksınız. Malatya Spor'a bakacaksınız. Başka sizi... Kurulurken büyüklerimizin çektiği sıkıntılara bakın. Aynen. Şimdi siz kalktınız, burayı kapatarak elinize ne geçirdiniz abi, bana mı söyleyeceksiniz? Burayı orada tutarak elinize ne geçirdiniz?
500 milyon girdi, onu geçirdim. Yani söylenen 500 milyon. Neyi biliyor musun bak? Hanifi Başkanım. İşte demin dedim ya. Kaybedilmiş 12 yıl 500 milyon, bir de aldatılmış, kandırılmış bu kadar masum Malatya'nın genci, Malatya'nın insanı, Malatya'nın futbol severleri. Net. Abi oraya bir şey daha kat bak. Bu Malatya'nın futbolcularının, Malatya altyapılarının anasını ağlattınız lan. Anasını ağlattınız, topçu çıkarmadınız, yaktınız lan hepsini. Belki içinde idealleri olan, belki içinde bir yerlere gitmek için hevesleri olan futbolcu çıkaramadınız ya. Bunu yaptınız ya. Allah da bunun hesabını sizden böyle çıkarıyor abi. Evet. Ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Çok biliyordunuz da ne yaptınız abi? Malatya'ya 10 tane çim sahalı tesis mi yaptınız? Belediyeler. Boyna park yapıyorsunuz, bahçe yapıyorsunuz ki para kazanalım diye. Başka ne amacınız var lan sizin? Var mı bir hedefiniz? Var mı bir projeniz? Yeşilyurt Belediyespor'sun, var mı bir tesisin? Ama park bahçe yapmaya gelince Barguzu'yu yap, Gedi'yi yap, orayı yap, Pınarbaşı'nı al, orayı al. Hayat size güzel abi. O da gerekli. Tam park bahçe de gerekli. Yani o da belediyelerin sorumluluk sahasının içerisinde, yani yapması, görev tanımının içerisinde var. Onlar da var. Ayrı konu hocam. Onlar da var. Var da. Var doğru. Mesela Fahri Kayağan'a gittiğiniz zaman aynı şeye benziyor abi bu. Orada belki Faysal'ın doralarda oturuyor. 10 tane, 15 tane, 20 tane parkı bir arada görebiliyorsun. Hepsini de ayrı ayrı insanlar çalıştırıyor. Kiraya verebiliyorsun. Belediyene gelir geliyor. Oğlum, sıkıntı yok. Hayır. Benim demek istediğim bu değil. Parklar, bahçeler, çocuk oyun sahaları bunlar olmalı. Yaşların dinlenme sahaları bunlar olmalı. Sonsuz saygı duyuyorum ama bunlar ücretli olamaz. Ücretli olmamalı. Bunların bakımı, işletmesi belediyeler tarafından yapılmalı. Bedava olmalı. Fahri Kayağan demişken diyelim, ben yıllardır duyuyordum Fahri Kayağan. Bilmiyordum. İşte geldim gördüm. Maalesef Malatya bitmiş abi. Yani Fahri Kayağan'ın böyle o orada bir şehirleşmenin, çarpık bir şehirleşmenin oluşması Malatya'yı bitirmiş. Yani öyle yüksek yapılar. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Nefes alınmaz hocam. Burada nefes alınmaz. Yazın nefes alınmaz. Bakın. Belediyelerin kulüplere, amatörlere vermekte zorunlu oldukları bütçelerin içinde paylar var. Bu payların hangisini kendi takımlarının dışında bir takıma veriyorlar? Ya şimdi sana bir şey söyleyeyim abi ya. Benim elime verdikleri bütçe 2,5 trilyon lira. Malatya Spor'a yardım ettikleri para 2,5 trilyon lira. Ne anladın bu işten? Bana gelince paramız yok diyorsunuz. Malatya Spor'a götürürken Malatya, işte Malatya'nın takımı diyorsunuz. Bu Akçadağ'ın takımı mı? Rusya'nın takımı mı abi? Yeşilyurt Belediyespor. Ya baştan sona yanlış abi siyaseti Malatya'nın. Yanlış abi. Türkiye genelinde futbol, böyle. Sadece şunu söylüyorum bak abi, sadece şunu söylüyorum. Futbola bakış açılarıyla alakalı söylüyorum. Yanlışlar abi. Yanlışlar. Proje üretmiyorlar. Sağ mı? Tesis mi? Altyapı mı? O mu? Bu mu? Hiçbir şey için bir tane projeleri, bir tane attıkları adım yok ya. Var mı abi? Yok. Her ne hikmet? Hocam her ne hikmet? Her sene yardım edilirdi amatöre. Bu sene o da gitti. Yine yani şurada ya, şunu da söylüyor. Başkan şeye yetiştiremedi ki. Yeni Malatya Spor'a vermeye yetiştiremedi ki sana fırsat gelsin. Abi bak mesela Özgür Karakoç abimize çok teşekkür ederiz. Yani buradan da selam olsun. Kendisi de yayında iyi akşamlar demiş. Bak akşamlar mesela abi. Hocam bayan futbol takımımıza bayağı katkı sağladı. Şu anda bayan futbol takımımız da tahminim Kayseri'de final maçında. Artı Efsane Malatya Spor'umuza yardım etti.
Yani buradan da söylüyorum, yani Özgür Karakoç abimize de buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok. 10 tane Malatya başkanıma selamlarımı gönderiyorum. Yolu bahtı açık olsun. İşlerinde başarılar diliyorum. Sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum. Malatya sporumuza, Malatya futboluna, kadın bayan futbolumuza yaptığı desteklerden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra Rabbim güç kuvvet versin. Malatya'mızın sporuna, futboluna hizmet etmeye, katkı sunmaya devam etsin. İmkanları doğrultusunda. Bence bir Özgür Karakurt 10 tane Malatya Büyükşehir Belediyesi eder diyorum. Tamam da Sayın Başkan, Sayın Başkan, dağılmadan. Sayın Başkan. Tamam da ben madem öyle dediniz ben araya gireyim. Hakikaten bu şehrin değerli, kıymetli iş adamları var. Saygın, kişilikli iş adamları var dışarılarda. İsmini bilmediğimiz o kadar değerli insanlarımız var ki. Ama bir yerde ya Hanifi Selimoğlu'nun girişimleriyle ya Bahri Dönmez'in ya Hayati Palancı'nın girişimleriyle böyle isimler bir anda bakıyorsunuz şehrin gündemine geliyor. Ama arkasına o hasüdüz ya hani biz hasüdüz ya hemen bir kulp takmayı biliyoruz. Hani hayırlı olsun deme yok. Ya nerede buldular bunlar bu parayı? Hani hayırlı olsun yok. Helal olsun yok. Hani diyor ya evet. Helal olsun dayı oğlu. Diyor ya. Şimdi şimdi Özgür Karakoç beyefendi hakikaten gelmiş, bunları yapmış. Geçen gün bir iftar yemeği de verdik. Katılamadık. Yoğun programdan ötürü. Değerli bir insan. Ya küstürmemek lazım. Yani geçmişte de küstürdük. Hayat abi de çok iyi biliyor. Sizler de biliyorsunuz. Nice insanlar geldi bu şehre. Ya bir İbrahim Balarısı gelmedi mi arkadaşlar? Ya onu bak tam vallahi onu söyleyecek. Ya Faysal'ım bak. İbrahim Başkan Balarısı Antalya'da prim getiriyordu. Primi getirip bana teslim ediyordu ya. O kadar güvensiz olmuştu ki Malatya'ya karşı. Playoff maçında. Ya geçen gün aynen, aynen. Aradım ben. Hayat abi geçen gün ben aradım İbrahim Bey'i. Ya dedim böyle böyle dedim İbrahim Bey dedim. Hani bizim kulağımız delik. Sizin isminiz geçti. Hani yeni Malatya Spor'la alakalı. Yok dedi Faysal'ım dedi. Benim dedi herhangi bir şeyim yok dedi. Öyle bir düşüncem yok dedi. İşlerim yoğun dedi. Ya mümkün değil dedi. Şu aşamada düşünmüyorum dedi. Biz tekim şimdi haberini de yapmıştı. Yani bu insanları bizim evet Malatya bu insanları küstürmemek lazım. Nasıl kesinlikle yok sayılara belediye sporun 3. ligdeki belediye sporun evet. Biz Malatya sporumuz 2. ligdeyken 3. ligdeki belediye sporumuza tercih edilip yok sayılarak Malatya belediye sporunun da varlığının Malatya sporumuzun yokluğu üzerinde kurulmak istenmesi bu senaryolarda sen geldin bir yere kadar ben devam edeyim sonra sen devam et izleyicilerimiz merakla bekliyor. Şimdi bir saniye rica edebilir miyim Hanifi Başkanım? Bari Başkanım sen Deniz'i yayına alacaksın mı? Valla biz Deniz'i söyledik ama dedik ona doğru katılırsan alalım. Şu anda bir ses çıkmadı. Ben şimdi çıkayım. Ben zaten Hanifi Başkanım biliyor. Yemekteyim. Daha doğrusu iftara geldim. Yabancı bir yerdeyim. Benim affınıza sığınarak müsaadenizi istesem olur mu? Tabii. Estağfurullah hocam. O zaman oradaki arkadaşlara da selam olsun. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Abi. Hadi görüşmek üzere. Allah kolay olsun. İyi geceler, hayırlı geceler. Allah'a emanet olun diyorum. Dinleyenlere de selam söylüyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah hocam. Yusuf Gül Ağabeyim, Hanifi Başkan, Ankara'da iş adamı Battal Yıldız. Başkanı da unutmayın. Gerçek bir Malatya Spor sevdalısı. Eyvallah. Battal Yıldız. Ben söyleyecektim. Sen benim ağzımdan aldın. Yani burada yok, da yok, Battal bizim de her zaman aklımızda. Başkan. Her zaman şükranlarımızı, teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Battal Ağabeyim olsun. Yani Malatya Spor'umuza özellikle bu yıl bu zor dönemlerimizde kim destek sağladıysa yolları batları açık olsun. Rabbim birilerine milyar trilyon versin. Güç kuvvet versin. Sağlık, huzur, mutluluk versin. İşlerinde başarılar diliyoruz. Tekrar desteklerinin esirgemeyeceklerini dileyelim. Gelelim şeye. Şimdi kaldığımız yere izleyicilerimiz de merakla bekliyorlardır.
Şimdi o dönemde Faysal kardeşimin da söylediği gibi bu cenderelerden geçtik, en nihayetinde karar verildi. Karar vermesi gerekenler değil. Maalesef o dönemin muktedirleri dediler ki Malatya Spor'u biz yok edeceğiz. Yerine Malatya Belediye Spor 3. Lig gitti. Onu getirelim. Büyük bir risk aldı. Çok büyük bir risk aldılar. Ben de o zaman çok çırpındım. Hep beraber çok çırpındık. Hatta şu ifadeleri kullandım. Ya dedim bizim borcumuz 2 milyon. Bizim borcumuza bakın. Biz 26 milyonla almışız ama bizim borcumuz 2 milyon. 7 milyon futbolculara olan borcumuz vardı. Yani gerçek borcumuz oydu. O detaylara girmeyeyim. Detay şey etmek isteyen arkadaşlara özelden de birebir anlatırım. Hiç sabah kadar yorulmadan anlatırım. Benden Faysal da diğer arkadaşlarımızla hiç sorun değil. Bu 2 milyonu şey yaparsak bizim önümüzde engel kalmıyor. Bakın bu 2 milyonda alın teri emek vermiş. Dağçoğlu'nun rızkı için Malatya'ya gelmiş, hizmet etmiş futbolcuların analarından emdiği süt kadar helal olan bir para. Bunları vermek durumundayız. Yarın öbür gün biz bu parayı vermiyoruz. Amaç oydu değil mi Faysal'ım? O parayı vermeyelim. Aşağıdan bir borçsuz kulüp getirelim. Bu da Malatya'nın borcu ama dedik. Günahtır. Bak bu parayı vermezsek yarın öbür gün bu karşımıza çıkar. Bunun hayrını kimse göremez. Bizim yani ahlaki değerlerimiz, bizim dünya görüşümüz bunu gerektirir. Yani borç bizim borcumuz. Ama onlar maalesef bütün evrensel değerleri, ahlaki değerleri, insani değerleri yok ederek kararlarını verdiler. Bizim ipimizi çekti. Neyse. Aşağıdan belediye sporu getirecekler. Belediye sporu da yanılmıyorsam o Muğla adamı nerede bir yerde bir finaller oynuyor. İkinci lige çıkma şeyi. Abi son saniyede gitti derken onların şeyi. Ben Allah şahit ben istiyorum yani çıkmasınlar. Çıkmasınlar istiyorum. Son saniyede çıktılar abi. Penaltılara mı kaldı? Bir şeylere kaldı. Bir uzatmaya mı gitti? Neyse çıktılar. Onlar çıkınca bizim köklü şey yaptılar. Neyse. O ara ben tabii baktım olacak gibi değil. Baş edemiyorum. Yani karşımda hakikaten devletin gücü var. Bizim onlara karşı böyle bir şeyi feda etmeden baş edebilme şansımız, imkanımız yoktu. Onu da, o riske de girmedik işin doğrusu. İstifa etmek durumunda kaldık. Ondan sonra bizi tesislerden gönderdiler. Yeşiltepe'ye. Sonradan o Yeşiltepe'den de bizi kovduran bir şekilde. Olmadan önce 8-10 kere defalarca bizi Başkanım. Taciz ettiler. Buyurun Faysal. Şimdi esas zurnanın zırt dediği yer başbakan. Ben bitireceğim. Ondan sonra sen Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişini. Hani ondan sonra biz orayı gördükten sonra zaten biz bıraktık. Yani belki orayı atladım. Şimdi ben aslında ben onu toparlayayım. Bir iki dakika Faysal'ı müsaade edersen lafını evet, unutma. Ne demek? Toparlayayım. Demek. Sen zaten en önemli can alıcı şey sende. O konu sende. Eyvallah. Anlatmak da sana düşer senin hakkın. Ben zaten giremem. Çünkü o ortamda ben yoktum. Eyvallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza formayı verirken sonra yemekte yani o zorlukları sen yaşadın. Senin anlatman gerekir. Şimdi ne oldu? O Malatya Belediyespor'u getirdiler. Adının önüne yeni koydular. Yeni koymaktaki amaçları yani bizim Malatya Spor'umuzu çağrıştırsın. Ya kardeşim madem öyle benim Malatya Spor'umu çağrıştırıyorsun. Siz kendi belediye sporunuzla bir saygınlık bulamayacağınızı biliyorsunuz. Niye bizi yok ediyorsunuz? Vesaire vesaire. Finalinde gelinen noktada 500 milyon Malatya'ya borç bırakıldı. Söylenen o. 262 küsür deniyor da. Onun FIFA vesaire. Benim tahminim biz de eğer bu işi biliyorsak o 500 milyondan aşağı olmaz. Ondan sonra kaybedilmiş Malatya futbolu için koskoca bir 12 yıl 500 milyon borç. Bir de aldatılmış, kandırılmış saf temiz duygularıyla Malatya'da futbola hizmet eden taraftarlarımız, genç sporcularımız onların yaşadığı hayal kırıklığı.
koskoca bir enkaz bıraktı. E değdi mi şimdi? Biz kendimizi yırttık, çırpındık. Dedik ki bu yaptıklarınız insani değil, ahlaki değil. Hangi vicdana sığar? Yaptığınızın garantisi yok. Yarın öbür gün getirdiğinizin kulübün doğru yönetilmek garantisi yok. Neden? Nitekim maalesef dediklerimiz çıktı. Onu da söyleyeyim. Bu Malatya Belediyespor'un Süper Lig'den düşmesiyle ilgili insanlar hani özellikle bana çok böyle haksız yere şeyde bulunuyorlar, ithamlarda. Yok sen seviniyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ben o kadar sağlıksız bir insan değilim. Evet, benim gönlüm el vermedi. Yaptınız, ettiniz ama benim gönlüm o takımın küme düşmesine el vermez. Bunu tabii net canım söyleyeyim. Düşmüştür, beklenen sondur. O tamam, onları hep söylüyorum. Ala alma mazlumun ahını çıkar aste aste. Bunu da söylüyorum. Eyvallah. Bunları söylemek, bak ben bunları söylerken birileri de demiyor ki ya bu hangi deneyimin sonucunda bu adamın ağzından bu cümleler çıkıyor. Bunu hiç düşünmeden direkt sen bu takım ya şeye bakıyor. Yani işin asıl ana şeyine bakmıyor da, vermek istediğimiz mesaja bakmıyor da şeye bakıyor. Oradan vuracak ya, beni yok sayacak ya, beni hedef gösterecek ya birilerine. Ya sen beni hedef göster, siz beni hedef gösterseniz ne olur, göstermeseniz ne olur. Ben doğruları söyledikten sonra yüce Rabbimden korkarım. Yoksa siz beni hedef, ben korkarım ki birine haksızlık yapmayayım. Ben korkarım ki birine iftira atmayayım. Allah korusun. Bunlardan yüce Rabbime sığınırım. Yoksa siz beni hedef gösterseniz ne olur, göstermeseniz ne olur. Beni zaten bendeniz Malatya'yı, Malatya Spor'u benim içinde ne anlam ifade eder herkes biliyor. Efendim işte hedef gösterirken şunu söylüyorlar. Malatya Belediyespor'un düşmesini istiyorsun. Ben sağlıksız bir insan değilim arkadaşlar. Ben salla gider başkanım şey. Ya. Salla gider, sen bizim Muzaffer Dayı'nın abisin ya. Malatya'nın futbolu. Zafer'in Bilgehan'ın abisin ya. Boş olsun ya. O tenekeler çalsın dursun öyle ya. Malatya futbolunun geldiği nokta, uğradığı maddi kayıp, bizim üzüntümüz buna. Yoksa diğer türlü biz onun düşeceğini, başarılı olmayacağını zaten öngörmüşüz. Evet. Yoksa durum bundan ibaret. Faysal'ım hakikaten çok şey yaptın. Yani senin bir şeylerin var. Seni de beklettim. Bu yüzden kaldığın yerden özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan herhalde başlayacaksın. Yani orayla başlayayım. Arkasından yeni Malatya Spor'un kurulması. Ben çok seri bir şekilde geçeyim. Şimdi Sayın Başbakan o dönem Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanıydı. 2010 yılında Malatya'mızın alışveriş merkezi AVM yaşam alanının açılışına geldiler. Evet, açılışına geldiler. Tabii dönemin valisi Ulvi Saran, Sayın Ulvi Saran, ki hala da görüşüyorum sosyal medyada kendileriyle. Çok değerli bir insan. Başbakanımızın onuruna yemek tertip ettiler Anemon Otel'de. Bütün STK'lar davetliydi ama maalesef Malatya Spor'u davet etmemişlerdi. Bahar abi, ne acı değil mi? Evet. Evet. Tabii ki ben koymuştum. Ben Malatya Spor'u kurtaracaktık. Yani arkadaşlarımızla. Ben derken yani biz. Biz Malatya Spor'u kurtaracaktık. Bir forma yaptırdık. Ha Faysal'ım, onu da söyleyeyim. Özür dilerim. Evet. Bunu cümle alem biliyor. O siyasilerin şunu göz ardı etmediğini ben biliyorum. Dediler ki ya bizim hangimizin siyasetle ilgisi vardı Faysal'ım? Gelecekte istikbalde hangimiz Malatya'da işte milletvekilliği güttük? Öyle bir şey olsaydı 20'li yaşlarda biz o işlere soyunurduk. 10'lu yaşlarda, lise yıllarında soyunurduk. Neyse, bizi kahraman yapmak istemediler Faysal. Sıkıntıları buydu. Bunlar bu işi başaracak,
başaracağımıza da inanıyorlardı. Başaracak istikbalde bunlar önümüze rakip olacaklar diye. Ben onu öyle yoruyorum. Bizi kahraman yapmak istemediler. Oysa bizim kahramanlık gibi bir iddiamız yoktu. Bir hedefimiz yoktu. Bizim tek hedefimiz, Allah şahit, Ağam Faysal burada. Diğer bir arkadaşımız vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Şenol abimiz, mekanı cennet olsun. Şenol Yalvaç. Hepimizin kesinlikle tek ideali vardı. Malatya sporumuza nasıl fayda oluruz? Malatya sporumuzu kayyumlara bırakmayız. Malatya sporumuzu nasıl yönetiriz? Derdimiz buydu. Buyur Faysal. Şimdi forma yaptırdık. Recep Tayyip Erdoğan 44 numaralı. Ben tabii giyindim, gittim belediye binasının önüne. İşte Cemal Akın vekilimiz vardı orada. Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi aynı zamanda teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi. Sayın Ömer Faruk Öz Malatya Milletvekilimiz. Hepsi belediyenin önünde Sayın Erdoğan'ı bekliyorlardı. Ben de tabi orada korumalar var. Hani geçmemiz biraz zor gibi. Ömer Faruk Öz Allah razı olsun. Yani burada isim olarak hitap ediyoruz ama özür dileriz. Hani, selam olsun Sayın Vekilime. Evet. Yani Ömer Faruk Öz ağabeyime evet. De selam olsun. Sağlıklı yani, mutlu yıllar. Sayın Öz'le seslenmiştim. Sayın Öz o dönem o koridoru açarak beni içeriye almıştı. Belediyenin bahçesinde başbakanımızı bekliyoruz. Hüseyin Tanrıverdi, Sayın Hüseyin Tanrıverdi dediğim gibi genel başkan teşkilatlardan sorumlu. Beni tanıştırdılar. Malatya Spor'un yöneticisi dediler. Sayın Akın, Cemal Akın ve Ömer Faruk Öz. Hüseyin Tanrıverdi ile tanıştırdılar. Dediler Faysal Alkoca işte Malatya Spor yöneticisi. Başbakanımızla görüşecek. Niçin görüşeceksin dedi. Efendim dedim. Hani böyle bir durumumuz var. Para talep edeceğim dedim. Yardım talep edeceğim. Dedi ki elini gösterdi böyle AVM'yi. Ama burada dedi deve dişi gibi insanlar var dedi. Bunlar yardım etmiyor mu dedi. AVM'nin ortaklarından bahsetti. Bakın Hüseyin Tanrıverdi Manisa milletvekili. O dönemin teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı. Dedim ya bunlar dedim Malatyalı değiller dedim. Yani onlar başka dünyanın insanları. Nasıl yani dedi. Ömer Faruk Öz o zaman sağ olsun araya girdi. Geçiştirdi konuyu. Arkasından başbakanımız geldi otobüsle. Belediyenin oraya geldi. O ara Sayın Ahmet Çakır beni el işareti yaptı. Çağırdı hani gel görüştürelim seni burada dercesine. Tabii korumalar ben koşunca korumalar önüme çıktı. İşte tuttular beni nereye falan böyle böyle. Öznur Çalık geldi Sayın Öznur Çalık. Dedi ki Faysal dedi burada görüşme şansın yok. Söz dedi akşam Anaman Otel'de seni görüştüreceğim. İyi abla dedim. Akşam oldu. Yani yine ben basın mensubu olarak bir şekilde ben görüşürdüm yani. Ama Malatya Spor yöneticisi olarak neden ben görüştürülemiyorum? Yani problem orası. Neyse. Anaman Otel'e gittik. Geldiler başbakanımız. Yemek salonuna girdik. Hatta kapıda Öznur Hanım tanıştırdı. Orada benim yanımda iki tane arkadaşımız daha vardı. Veysel Karaçay, Murat İpek'ten. İçeri girdik yemek masasına. Moriç'teki. Şimdi Murat İpek'ten dersen kimse tanımaz. Ya işte ben öyle söyleyeyim. Biraz seviyeyi yüksek tutayım. Sayın Başkanım. Neyse. Ciddi bir program Bahri abim programı. Ondan sonra ya Bahri Başkan benim başkanım. Vallahi abi. Hış hışı bilirsin değil mi başkanım? Şimdi konuyu açayım. Hış hış. Hış hış. Bilim. Sen gelir. Hış hış. Neyse. Korumalarına bilgi verildi işte formayı takdim etmem noktasında. Sonradan çağırdılar beni. Gittim. Başbakanımız ayağa kalktı. Dedi ki ne istiyorsun dedi benden. Önce tabii formayı takdim ettim. İçeride basın mensubu yok. Hiç kimse yok. Bir başbakanlık basın ekibi var orada. Basın müşavirliğinden.
fotoğrafçılar var. Onun haricinde kimse yok. Hanifi Başkanım. Ondan sonra formayı takdim ettim. Formayı takdim ettikten sonra bana dedi ki ne istiyorsun benden dedi. Efendim dedim, siz de eski futbolcusunuz. Hani Malatya Spor'umuzun 50 bin taraftarı var dedim. 50 bin oynuyoruz dedim. Tabii yalan söyledik. O dönemde yalan söyleyenin burnu büyümüyordu. Biliyorsun. Saçı da dökülmüyordu başkanım. Malatya Spor için yalan da söyledik diyorsun. He Faysal. 50 bin taraftar. Sanki Tayyip Erdoğan, Sayın Tayyip Erdoğan sanki bilmiyorum Malatya'da kaç bin taraftar olduğunu. Neyse. İşin esprisi. Ne istiyorsun dedi. Efendim dedim. Bizim transfer tahtamız kapalı. 7 milyon borcumuz var. Biz bunu görüşmeler sonucunda 3 milyona düşürdük. 2 milyona kadar da düşürebiliriz dedim, tamam mı? Açık kapıyı bıraktım. Hani bir Darendeli Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır da girerse o 2 milyona kesin düşer. Ya öyle bir pazarlık gücü var. Allah Allah dedi, nasıl düşüreceksin sen dedi 7 milyonluk borcu 3 milyona. Efendim dedim, biz de dedim futbol oynadık. Biz bu işleri biliyoruz dedim. Düşürdürüz dedim falan. Neyse. Dedi bana mikrofon verin. Yani işte o dönemin milletvekilleri hepsi arkamızda. STK temsilcileri falan var. Valimiz var. Herkes yanımızda. Duyuyorlar. Konuşmaları duyuyorlar. Mikrofon aldı eline. Dedi değerli Malatyalılar dedi. Malatya sporumuza dedi. Aynen böyle. Hanifi Başkan. Bak ben bunu çok kez televizyon ekranlarında, programlarda da söyledim. Yani belki sen İzmir'desin, evet, takip edemeyebilirsin ama Bahri Başkanım bilir bunu. Evet. Mikrofonu eline aldı, dedi ki, değerli Malatyalılar dedi, Malatya Spor'umuza dedi 3 milyoncuk lazımmış dedi. Alay edercesine. O iş adamlarıyla alay edercesine. Bir baktı gözüne, Hikmet Tanrı verdi ilişti. Hikmet Bey dedi, Hikmet Bey de demek ki masa biraz dizlerine yakın mıydı? Kalkarken o tabaklar böyle devrilir gibi oldu falan. Kalktı esas duruşta. Buyurun Sayın Başbakanım dedi. Niye için dedi Malatya Spor'a sahip çıkmıyorsunuz dedi. Efendim dedi, işte ben ihtiyaçlarını karşıladım falan filan bilmem ne. Ettim. Başbakanım. Kalsın 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 Faysal'ım. Etme, hiçbir şey söyleme. Öyle mi? İyi. Ey başkan, işte biz böyle bir karnımız daha yok ki bıçak sokak yırtak. Şişireceksin sen beni akşam akşam. Neyse söylemeyen ki. Söyleme söyleme sen. Döndü bana dedi ki. Döndü bana dedi ki başbakanımız. İstanbul'da dedi bir gece yap. Değil 3 milyon, sana 5 milyon para toplayacağım dedi. Ama ben öyle dedi ya. Ben sanki. Kanadın yok ki uçarsın. Ayaklarım yerden kesildi. Zannedeyim kafam tavana değdi. Sevincimden ha. Sevincimden. Evet. Parayı pulu ceplerine doldurdu, çekti gittiler. Biz de burada affedersin pislikleriyle uğraşıyoruz. Neyse. Abi o sevinçle daha ne yemeği ne masası. O hızla dışarı çıktı. Neyse program bitti. Sayın Başbakanımız ve yanındaki kurmayları otobüsle havalanına gidecekler. Öznur Hanım da bindi. Bir baktım Hikmet Bey oradan geliyor. Sayın Tanrı verdi. Dedi ki abi dedi Faysal dedi İstanbul'daki geceyi ben organize edeyim dedi. Aman aman dedim bak. Sakın dedim. Sakın ola ki dedim böyle bir şey yapmayasınız Sayın Başkanım. Biz yönetim olarak biz her türlü işi yaparız dedim. Siz işinize bakın dedim. O ara Ahmet Çalık geliyordu. Ahmet Çalık'ın önüne çıktım. Ahmet Bey dedim, bize yardımcı olacaksınız. Aman dedi, beni sürtmeyin dedi. Başbakanımız bana yurt yüklemiş, ben yurtlar yapacağım dedi. Mahmut Ağa'nın yanına giderim dedim, babanızın yanına. Aman aman dedi. Tabii işin esprisi yani. Biz orada sevincimizden ne yaptığımızı bilmiyoruz. Malatya Spor'u kurtarmışız. Anlatabildim mi? Neyse. Orada Mikail Pelit, gazeteci arkadaşımız Bülent Yalvaçlar da falan da var. Onlar dedik ya biz de yardımcı oluruz falan. Dedim yok dedim. Bu işi dedim organize yapacak olan dedim milletvekilleri. Siz karışmayacaksınız. Davetiyeleri bile milletvekilleri yapacak dedim. Üzerine davetiyeleri, iş adamlarının davetiyelerini milletvekilleri
yazıp çizecek. Ve bunun istişarelerini yaparız dedim. Karışmayın. Siz karışmayın dedim. Yani iki tane orada Malatya'mızın duayen gazetecileri, televizyoncuları hemen atladılar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Dedim ki aman abi dedim. Siz karışmayın. Sizi alakadar eden bir şey de değil. Bu Malatya Spor Kulübü. Bu basın sektörüyle alakalı bir durum değil. Neyse. Abi gittiler. Biz de çıktık. Geldik şehre. Seviniyoruz. Havalara uçuyoruz. Yani Malatya Spor'u kurtarıyoruz. Abi iki gün geçti, üç gün geçti, dört gün geçti. Telefon açıyorum milletvekillerine. Orayı burayı arıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Abi bir haber geldi. Öznur Hanım'la görüştüm. Dediler ki işte başbakanımızın yoğunluğu nedeniyle işte Malatyalı iş adamlarına yönelik bir başka bir program tertip edilmiş. Malatya Spor'u da oraya dahil edemeyiz. O yüzden Malatya Spor programı başka bir bahara. Öyle deyince ben kalp krizi geçirdim Bahar abi. Hatırlıyor musun? Evet. Hastaneye geldi. Öyle evet. Deyince çatladı. Ben ne yapayım? Ambulansla haydi. Araştırma hastanesine. Stent taktılar falan. Dedi ki bu iş bizim işimiz değil kardeş. Selam aleyküm. Biz çıtı kenara. Bu araç kime lazımsa kullansın. İşi biten de zaten kapıya tekmeyi vursun insin araçtan. Böyle dedik çıktı kenara. İşte Hanifi başkanım bizi gözlerinde çok şey ettiler. Çok korktular bizden. Oysa bizim niyetimiz masumdu. Kesinlikle, bizim niyetimiz Malatya Spor'umuzu hakikaten şey etmemekti. Yani yerde koymamaktı. Ya bir gün gelip Malatya Spor'umuzu başkanlığın süresince bir gün gelip protokolü oturup da ben başkanım demedin ya. Başkanım ya. Yani el gibi yaka kartı takıp da ben Malatyaspor'un başkanıyım demedin ya. Diğer arkadaşlarımız kez öyle ya. Yani böyle ya Kaysal, kırıl, biz kaliteli insanların tribünden gelen taraftarlarız. Bizim Malatyas yani biz hepimiz ciğerden samimi Malatyasporlulardık. Yani bizim öyle bir şeyimiz olabilir miydi ya? Onlar hakikaten bu masum niyetle göreve talip olmuş, kendilerinin yapamadıklarını yapmaya talip olmuş insanları hakikaten gözlerinde ejderha gibi büyüttüler. Dediler bunlar yarın kahraman olur, başımıza bela olurlar. Halbuki bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz onlar yine öyle olaydı, biz onlara hizmetkar olmaya devam ederdik. Hiçbirine de bak Faysal'ım orada Bahri abi, birine de saygıda bir gün kusur etmedi. Bak bugün olmuş, bize dünya hakaret, yani hakaret derken Malatya sporumuzu yok saymaları, biz yine lisan-ı münasipten tepkilerimizi, işte arada bir ben biraz coşuyorum, tepkimin dozunu arttırıyorum. O da benim en doğal hakkım ya. Al işte, kardeşim orada Allah korusun kalp krizi geçirdi. Allah vermesin, çağa çoluğu var. Benim çektiklerimi zaten Faysal'ın biliyor, Bahri abim evet. Sen biliyorsun. Şimdi evet. Hal böyleyken, diğer arkadaşlarımızın hakeza, bilmem... Durum böyleyken ya biz bunu hak etmedik diye düşünüyorum. Evet. Finalinde şimdi Faysal'ın geçen Malatya Spor'u, gün. Yeni Malatya Spor'u daha doğrusu Belediye Spor'u Yeni Malatya Spor'u doğurtalım mı? Olur. Hani doğacak ya dünyaya gelecek. Heh. O dönemde tamam Malatya Spor efsanenin kalemi kırıldı. Dediler arkadaş biz Yeni Malatya Spor'u icat ediyoruz. Hatta o dönem 44 Malatya Spor yapacaklardı ismini. Yoğunlukla yine... Faysal'ım 44 de konuşuldu. Yoğunluk evet. 1966 Malatya Spor olsun. Logosu bizim ilk logomuz MS olsun. Renkler sarı siyah olsun üzerine konuşmalar başlamıştı. Evet Faysal. Evet. Sonunda o son nihai kararda biliyorsun biz Adana Spor'un başkanı eşi annesi Hekim Hanlı Bayram Akgül. Ben onunla da İstanbul'da görüşmüştüm. Kendileri bana demişti. Hani ben yardımcı olurum demişti. Benden bilgi talep ederlerse hani bu isim değişikliği nasıl olur nasıl olmaz ben yardımcı olayım falan. Hatta hatırlar mısınız? Yeni Adana Spor vardı. Hani bir zaman Yeni Adana Spor TMSF'den almıştı. Tabii. Evet. O uzanların şimdi, dönemiydi yanlış mı? Evet. Tabii. TMSF'ye devrolmuştu. Oradan Bayram Akgün almıştı. Şimdi bana o zaman demişti ki
İstanbul'da kendi ofisinde. Demişti ki Faysal'cığım demişti şey yapın. Karar verildiyse, siyasi buna karar verdiyse ismi Yeni Malatya Spor olsun. Yeni ibaresini koyun demişti. Ne 44'ü ne 45'ü. Hani anlıyor musun? Ben de burada nihai kararda bir tanesine ismi önemli değil. Dedi ki ya böyle böyle sen ne diyorsun? Dedim ki ya yeni olsun dedim. Hani Yeni Malatya Spor. Hani Yeni Adana Spor var, örneği var hani. Dediler tamam. Sonra olur aldı. İsmi Yeni Malatya Spor oldu. Şimdi 2010 yılında o kurmaylar dedik ya, kurmaylar. Hani Naci Şevat, Sayın Naci Şevat'a o dönemde bizim yanımızda bulunan sözde bize destekçi arkadaşlar da vardı işte Doktor Özgür Aydın. İşte sonradan gazeteci sıfatlarıyla Mikail Pelit, işte Ali Özkan, Bülent Yalvaç, ondan sonra bu insanlardan bir istişare heyeti sözde. Yani bir hazırlık aşaması, bir rapor hazırlanacak. Raporu bir insanlar hazırlayacak. Ondan sonra da Olur'a sunacaklardı. Yani belediye başkanımıza, Öznur Hanım'a, partiye falan. Bu arkadaşlar bir araya geldiler. Tabii bize kimse bir şey sormuyor. Bakın, iki gün öncesinde bu işin ordinaryusu, kompedanı olduğumuzu söyleyen bu şahsiyetler, iki gün sonra bu oluşumda bizi düşünmüyorlar. Bir tek Sayın Ahmet Çakır bana söyledi. Dedi ki Faysal bu yeni oluşumda eskisinden bir tek sen olacaksın dedi burada. Tabii sonra orada bir iki sıkıntılı Hanifi Başkanım da biliyor. Bir iki tane arkadaşımızın şahsi problemleri nedeniyle, çekişmeleri nedeniyle bizi diskalifiye ettiler. Önemli değil. Bizim beklentimiz yok. Öyle bir tasarrufumuz da yok zaten. Neyse bunlar tüzük hazırlayacaklar Bahri Başkan. Evet. Yani seninle konuşan ki uyumayasın abi. Sanki gözlerin kapakları kaydı. Sabah erken kalkıyorsun ya. Yok. Namazdan sonra hepsi uyumuyorsun. Allah. He. Şimdi. Yok dinliyorum abi. Evet. Arada bir sen de gir ki araya abi. Yani ayık oldun. Baksana abi robot gibi duruyorsun karşında Bahri abi. Neyse abi. Seviyorum. Senin Allah'ına. Ama ben de güldürem ki uykun kaçar. Abi. O dönemde işte o bahsettiğim 5-6 kişi hani sonradan da bunun adı divan kurulu oldu. Yani birkaç tane daha isim dahil oldu oraya. Adı divan kurulu oldu. Bu nasıl evet. Bir divan? Mobilyasını nerede getirdiler babam ben anlayamıyorum. Kaç senedir oturan kalkmıyor. Oturan kalkmıyor orada Bahri abi. O nasıl bir ağaç? Oturdun mu rahatlısın? Oh diyorlar. Oh diyorlar. Oh. Oturan diyor. Oh. Lan ne, neyin üstüne otururlar ben de anlamıyorum. Neyse. Hani burada divan kurulu oluştu. Hiçbirisinin futbolla alakası yok. Hani desen ki kardeşim futbol kaç kişiyle oynar? Hani, tabii biraz aminan oluyor ama idare etsinler beni. Enteresan. Dört büyük kulübün yani Süper Lig'deki Türkiye'nin dört büyük kulübünün İnternette oturuyorlar, tamam mı? Hani Malatya futbolunu kurtaracaklar ya. O zaman da tüzüklerden, efsane Malatya Spor'un tüzüğünden herkes rahatsız. İşte böyle borçlanmaları yapamasınlar falan filan bilmem ne. Orada ukalalar, oturuyorlar, hazırlıyorlar tüzük. Tüzük hazırlıyorlar. Dört tane büyük kulübün tüzüklerini kopyalıyorlar abi, harmanlıyorlar. Birbirine benzeyen maddeler varsa teke düşürüyorlar. Diğerlerini yapıyorlar. Evet. Üstüne Yeni Malatya Spor tüzüğü diye çıktı yapıyorlar. Daktilo yapıp çıktı yapıyorlar. Ondan sonra Olur'a sunuyorlar. İşte rengi şu olacak. Kuruluş tarihi 2010. 1986'da Belediye Spor kurulmuş. Oradaki arada 14 sene de gitti. Anladın mı? Yani onların evet. 14 yıllık mazisi de gitti. Neyse. 24 sene. Matematiğim zayıftı zaten benim. Ben o yüzden kulüpte de para işlerine karışmıyordum başkanım.
Neyse, işin esprisi tabii. Tüzüğü yaptılar. Neredeyse bu tüzüğün üzerine kurbanlar kesilecekti. Çok büyük bir iş başardılar. Hani Amerika'yı yeniden keşfettiler. Yani futbolu yeniden icat ettiler. Barcelona'nın tüzüğüydü mübarek ya. Böyle gururlanırlar. Ya Faysal, mütevazi bir Anadolu kulübüne kahıyorlar. Tamam mı? Tüzük hazırlıyorlar. Sanki mübarek Barcelona, Chelsea, Manchester ya United, başkanım, Bayern Münih. Başkanım. Ya bir kere başkanım, sen mütevazi bir Anadolu kulübü. Sen haddini bileceksin. Beni. Haddini bilmek şey çok güzel bir şey. Başkanım, bak bir şey söyleyeceğim. Ya bu insanlar bu tüzükleri hazırlarlarken, kopya yaparlarken bu dört büyük kulübün şunu kaçırıyorlar. Kafaya bak kafaya. Bizim rahmetli Ömer Kadri hocamız Trabzon, Allah rahmet etsin. Değil evet, olsun. He, dedi ki al senin dedi sepet kafana dedi, tamam mı? Al senin sepet kafana dedi. Laz ya. Şimdi ha bunların sepet kafalarına. Ya dört tane büyük kulübün şirket. Şirket. Sen bunların aşe onlar. Sen bunların tüzüğünü nasıl harmanlıyorsun da yeni Malatyaspor'a uyguluyorsun? Hadi yaptılar. Tamam. Biz o zaman itiraz ettik. Bak yanlış yapıyorsunuz. Doğru yapmıyorsunuz. Bizi o dönemde bu divan kurulu var ya öyle bir korkuyordu ki bizden. Bahri abi. Tuttular. Kolonya sür yüzüne. Kolonya. Bahri abi kolonya sür. Mevzu derin. Delege bile. Ya Faysal konuştu. Ben bir paket sigara içtim arkadaş ya. Abi adam Malatyasporlu. İçerilerini işte ne yapsın yani. Ben de daha burada çatladım. He. Neyse. Abi ben dayanamam. Valla kimse kusura bakmasın. Abi. Bu arada Özgür İslam hoş geldin. Ağabeyim. Mehmet Nami Değirmenci sen de hoş geldin. Evet Faysal hocam. Şimdi abi o dört büyük kulübün şirket olduklarını, aşe olduklarını unutmuşlar bunlar. Yaptılar, ettiler. O dönemde bizi delege bile yapmadılar. Bakın, yönetici olmamız düşünülüyorken delege de olunamadı. Niye? Evet. Yani demek ki abi ben işte o dönemde delegeler belediye beni ayrı tut Faysal'ım. Ben zaten beni başkan da yapsalar Allah korusun. Allah korusun. Beni evet. Katma Faysal'ım. Yani ben ağzım alışmış ya biz. Hiç ben demiyorum ya kolay kolay. Bazen arada bir ben diyorum ama. Tamam tamam benlik, sen yine biz de. Benlik güzel ben bir ayıkayım, şey değil yani. İzleyen arkadaşlarımızın bilmesi açısından. Ben sana ayıkayım sen Faysal'ım başkanım, ben biliyorum seni. Tüzüğümüzü yaptılar. Neyse. O dönemde burada isim de vereyim. RTV'de Mehmet Türel'in Santra programı vardı. Beni davet etti. Tüzükler hazırlanmış. İşte bütçeler oluşuyor. Kulüp başkanı belirlenecek falan filan. O ara beni davet etti RTV'ye. Dedim ki bana sordu. Sen ne düşünüyorsun yeni Malatyaspor'la alakalı? Bakın unutmuyorum. Bunlar arşivde var. Çıkartırım ben. Çıkartırım. Hani söz uçuyor, yazı kalıyor. Yazıları da var. Eyvallah. Dedim ki Yusuf Gül ağabeyim de güzel bir şey söylemiş. Bahri abi oku. Valla Yusuf abim ne demiş? Hanifi Başkan Ünlü Stadında havayı fişeklerle yıktılar. Şov yaptılar. Bahri Başkan da oradaydı demiş. Doğru. Doğru söylüyor. Şimdi Hanifi Başkan. Eyvallah Faysal. Abi ben buraları bitireyim ondan sonra kaynatak abi. Öyle yapacak. Yani daha anılar, kral gelecek kral. Anılardan bahsedelim. Hikayelerden. Şimdi ben... Eyvallah. Şimdi bakın. RTV'de şunu söyledim. Mehmet Türel bana sordu. Faysal abi dedi sen ne düşünüyorsun? İşte bir efsane yok oldu. Yenisi kuruldu falan. Dedim ki Sayın Türel dedim. Buradan not düşün dedim. Yeni Malatyaspor sakat doğdu dedim. Bak cümleye bak Hanifi Başkanım. Sakat doğdu dedim. Ve gelinen nokta. Ya bugün insanlar Yeni Malatyaspor'un iyi gittiği yerde hani Trabzon'a 5 atıyordu, UEFA'ya gidiyordu, işte Beşiktaş'ı Fenerbahçe'yi mağlup ediyordu. Hani böyle
Herkes şaşalı, işte ikinci ligden geldik. Bire birden Süper Lig'e falan. Evet, Sayın Başkan Adil Gevrek hakikaten inanılması zor bu başarıları elde etti. Şimdi bunları inkar edemeyiz. Ama sonraki süreçte, son 3 yılın, Süper Lig'deki son 3 yılın serüveninde baktığınız zaman çok farklı entrikalar döndü. O Dallas dizisi, sonra bizim burada Türkiye'de yapıldı Aşkı Memnun'u mu? Ne öyle bir dizi. Yani böyle bir onlar şeye halt döndü. Aa, bir nebze aşkı Dallas halt etmiş de bir nebze Aşkı Memnun'a benzedi, evet. Yani kim kimin adamı, kim kimi seviyor, kim kimi tutuyor, yeni Malatyaspor ne, futbol ne? Yani enteresan, çok farklı entrikalar. Ha, buraya da girmeyeceğiz. Çünkü Hanife Başkanımız da rahatsız olacak, ben bunu biliyorum. O güzel insanı üzmek istemiyorum. Yeni Malatyaspor. Eyvallah, senin onun hassasiyetini bildiğim için Yeni Malatyaspor konusunda çok, çünkü bizim buradaki programın amacı Efsane Malatyaspor'du. Ve Yeni Malatyaspor bu şartlarda kuruldu. Biz tabii bırakmıştık, istifa etmiştik falan. Bu arada ben de Müslümanlar gelmiş. Ben de bir iki tanesine selam söyleyeyim. Cengiz Fırat Başkanım izliyormuş İstanbul'dan. Selam olsun. O da değerli bir Malatyalı iş adamımız, spor adamımız. Allah razı olsun. Cengiz Başkanımızı, Hanifi Başkanım tanıyor musun? Cengiz Fırat. Ben tanımıyorum. Sen selam gönderdiğine göre bir bildiğin vardır. Benden de selam olsun kardeşim. Başsalım yani, ben tanımıyorum. Karagümrük'te yöneticilik, Malatyaspor'da bir dönem Haşim Başkan'la yöneticilik yaptı. Ondan sonra Silivri, Tekirdağ, Velimeşe. Yani çok aktif. Haşim Başkanımın döneminde var mıydı ki ya? Öyle vardı. Bir isim hatırlamadı. Ya çok aktif değildi zaten. Kendisi öyle çok aktif birisi de değil. Böyle yani öne çıkayım, fotoğraf vereyim, kameraya çıkayım. Öyle bir insan değil zaten. Biz kendileriyle Mardin'e, hatta Suriye'ye bile gitmiştik. Yani Suriye sınırına daha doğrusu. Neyse. Sen selam gönderdikten sonra bizden de Allah'ın selamı olsun. Zayboğa'mız var. Çok sevdiğim eski Malatyaspor'u yöneticiler. Bunlar kıymetli insanlar. Kim? Aziz Ayboğa. Yani ona da selamlarımı iletiyorum. Tanımıyorum. Yani sen selam gönderiyorsan bizden de selam olsun Faysal'ım. 2014'te Sayın Başkan yönetimdeydi. Adil Başkan ikinci başkanıydı. Ya o Belediyespor'la ilgili ben onların yöneticilerini, tamam, başkanlarını bile bilmem. Tamam, Adil Gevrek ismini duyuyorum. İyi de şu Kubilay. Hepsi o Faysal'ım. Kubi, Müslüman Kubi. Ya bir emoji atmış, ekranı komple kapatmış, sen gözükmüyorsun. Ben de mesela... He ya, Kubi onu kaldır ya, gözünü seveyim ya. O nasıl bu? Dişleri de Kubi, çürümüş ha. O nasıl bir emoji? Kubi onu kaldır. O nasıl bir emoji? Daha büyüğünü getirdi, daha büyüğünü. Şimdi, Kubi adamın kralı. Nereye gitti? Hani? Bu araba... Düştü herhalde, telefon geldi ona. Evet abi. Şimdi Bahri Başkanım, biz seninle Malatya'da olduğumuz için hep bunları yaşadık. Hep konuştuk, biz... hep dertleştik. Evet. Hanifi Başkanımız bazı şeyleri böyle canlı sor. Ama genel itibariyle bu böyle bize alakadar da etmiyor. Yani maalesef bu ülkenin ya da bu dünyanın ya da bu şehrin bazı realiteleri var. Onları yok sayamayız. Onlar nedir? Makamdır. Telefon paradır. Gelmedi de Kubi'nin emojisini oynarken düşürdük kendimizi. Ya Kubi, gözünü seveyim ya. Boşver başkanım. Allah Allah ya. Şimdi dediğim gibi hani mühür kimdeyse Süleyman odur dedik. Yetki ve güç onlardır dedik. Maalesef bizim gibi düşünen, bizim gibi zihniyete sahip, yani sadece futbol değil, diğer sporun branşlarına da yatırımlar. Hani hep şunu söylüyoruz, futbolun olmazsa olmazı tesisler diyoruz. Hakikaten bugün sen üreten bir altyapın söz konusu değilse, ben bunu sayın ama söylemeyeyim, boşver, genel olarak konuşayım. Genel olarak futbolun başında futbolu icra eden insanlar, bu tesisleşmeyi
gerçekleştiremediği zaman mümkün değil. Ki hep söylemişimdir. Ben Sayın Özgür Çalık hanımefendiye de söyledim. Orduzu Pınarbaşı yerleşkesi dedim. O dağlar, o taşlar düzleştirilir. Oralara tesisler yaptırılır. Yeri gelir kulüp şirketleşir. Oralara oteller, halı sahalar, düğün salonları, benzin istasyonları falan filan. Tamam mı? Ama böyle ufkunuz geniş olacak. Ufkunuz ileriyi görecek. Yani sadece 2 gün, 3 gün ya da 3 yıl, 5 yıl düşünmeyeceksiniz. 100 yıl sonrasını düşüneceksiniz. Böyle projeler hazırlayacaksınız. Ama bakıyoruz maalesef bundan kaç senesi 2000 Bahri abi 11 yılında ya da 12 yılıydı. Özgür Hanım benden Malatya futbolunun sorunlarını ve çözümlerini talep etti raporlar halinde. Ben 3 gün bilgisayarın başında hazırladım. Sorunlardan da bahsettim ve akabinde çözümlerini de kendilerine sundum. Öyle kaldı. Nitekim benim hayalim Bahri abi beni belediye başkanı yaparsanız ya da milletvekili yaparsanız benim hayalim Orduzu Pınarbaşı yerleşkesini bir futbol köyü yapmak. Bak. Vardı. Bir abi, futbol o, köyü projem. O üniversitenin oradaydı abi. O beni ilgilendirmiyor. Ben evet. Öz kaynakları kullanmadan yani kulübün parasını kullanmadan ben Spor Toto Teşkilatı, Spor Bakanlığı, TFF, Türkiye Futbol Federasyonu, gerekirse mevcut Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle devam edecektir. Devam ederse onların yardımlarıyla, hükümetin, iktidarların yardımlarıyla benim hayalim Orduzu Pınarbaşı yerleşkesini o dağlar, taşlar, Orman Bakanlığı'nın mı, belediyelerin mi, kurumları kendilerine devir işlemleri yapabiliyorlar. Büyükşehir'e devredersin. Büyükşehir'de yaparız orayı. Ama kulüp şirketleşir. Doğru söylüyor. Abi Kubilay. Doğru söylüyor. Kubilay yazmış. Abi o zaman. Kubilay yazmış. Faysal. Bir gün... Orduzu Pınar'ı başka yere yap demiş. Kim doğru söylüyor. Kim onu demiş? Kubilay söylüyor. Orduzu Pınarbaşı bizim değil. Başka yere yapın. Doğru söylüyor abi. Çanakkale'ye gelirim. Yani Faysal sen reisiz ki. Yani Ramazan'dan sonra 2 tane kardeşimiz gidip orada bir soğuk su başında bir sohbet etmesin. Yani sen öyle bir şey istedin ki. Ya oraya değil ya. Orada gene otursun o ya. O Müslüman orada otursun. Orayla benim işim yok ya. Ben yukarıyı diyorum yukarıyı. O dağı taşı diyorum yukarıları söylüyorum. Heh. Tamam ben şimdi oldu. Söylüyorum. Şimdi oldu. Hatta oradan kendisine el bile sallarık yani. Orada sıkıntı yok. Eyvallah. Salına binsin oralarda tur atsın gölün içinde. Sıkıntı yok ki. Eyvallah. Hele bir gelsin de Malatya'ya. Hele orası kolay. Biz gene yapmazdık. Şimdi. Abi şimdi Kubilay'ın Orduzu'ya şeyi çok şimdi, ya. Yani. Emeği çok. Bahri abi. Emeği çok abi. Şurada Mehmet Doruk İdris Payza demiş. Bu İdris'in lafını görünce aklıma bir şey geldi. Bir deplasman şeyimiz geldi. Onu müsaadeniz varsa anlatayım. Biraz daha hani. Estağfurullah. Şimdi ben 99 yılında Taraftarlar Derneği'ni kurmuşum. Yönetimimi yapmışım ama yönetimde bu işi koşturacak gönüllü adam yok. Hep esna. Lan hadi kalkın şuraya gidelim. Kimse gelmiyor. Biz Zülküf geliyor peşimde. Zülküf yönetici işte. O da ikimiz bir evde bir tane deli lazım. 2 tane deli olmaz. Hani. Evet. O çay ocağına bakacak. Ben ilgileneceğim bu işlerle. Baktım ki olacak gibi de gel. İdris Payza'yı yönetime yazdım. Özdemir Tez'i yazdım. Mehmet Ay'ı yazdım. Yusuf Okya'yı yazdım. Tamam mı? Bunları yönetime yazdım. Arkasından abi Amigo Ramo da derneğimin kurucu üyesi. Hanifi Başkanım. Eyvallah. Şimdi bak. Sivas'ta. Amigo Ramo'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Buradan Sivas'ta, selam olsun emekçi kardeşime. Sivas'ta Sivasspor Malatyaspor maçı var. İsmail Tekin çalıştırıyor. Biz kalktık dernek olarak Amigo Ramon'un arabasına bindik. İşte İdris Payza, ben, Paşa, Mehmet Ay var mı? Yani o ekip. Gidiyoruz Sivas'a kışın. Ama dışarı bir soğuk. Kafanı çıkar kafan donar arabadan. Neyse
su dökme molası verildi bir arazide. Tamam mı? Biz indik tabii. İhtiyaçlarımızı giderdik, bir döndük baktık ki İdris arabaya binesin sen, basıp gidesin. O soğukta biz dişlerimiz böyle tak 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 birbirine vuruyor. Sözler bize şaka yapıyor. Bastı gitti, bizi orada koydu. Şaka neyse, yapıyor. Tabii biz yola çıktık, yürüye yürüye gidiyoruz. Arkasından eyvallah Turan bir şey geldi. Benim özel eyvallah dostum. Turan baba sağ olasın. Bayrami de burada Turan baba. Mehmet dayı benim komşumdu. Allah mekanını cennet eder. Çok değerli bir insandı babası. Siz Hanif abi Bülent. Hanif abi siz Bülent kaynattınız, bomba bana patladı ya. Şimdi bak. Ayıktın mı? Bakın. Evet. Ya abi bak, sen biriniz çayınızı içsiniz, biriniz o zararlı maddeyi içsiniz. Ben burada komaya girdim. Bak kekelemeye başladım. Ben şu sözümü bitireyim. 2 dakika ben de bir mola yapayım. Bak. Eyvallah. Neyse, eyvallah bu gitti. Bu gitti. İdris arabayı bastı gitti. Biz arkasından yürüyoruz. Mehmet Ay da vardı. Doğru. Neyse bu gitti. İleride döndü. Ama biz dondu. Geldi. Neyse bindik arabaya. Bizi tekrar aldı. Sivas'a doğru gidiyoruz. O hani orada bir yağ donduran mı varmış? Ne varmış orada bir? Yağ donduran. Bir rampa yer varmış herhalde. Neyse. Gittik Sivas'a abi. Abi biz birkaç kişi daha herhalde gelmiş. Ya da oradaki Malatyalılar gelmiş. Bizi böyle türbünün, kapalı türbünün sol tarafına verdiler ama az kişiyiz. Yani 8-10 kişiyiz. Ama Sivas türbünü full. Abi sanki Süper Lig maçı. Full. O kışın ha. Neyse maç başladı abi. Abi türbün yıkılıyor, Sivas türbünü. Biz de 8-10 kişi böyle uzakta, bizi tarif etseler şu kırmızı gömlekli ya da siyah pantolonu falan, herkes bizi görür tanır yani o şekilde. Azız yani, sayımız az. Abi biz bir tane gol attık, 1-0 öne geçtik mi? Tamam mı? Ama ben İdris'e yolda dedim ki İdris, sen bizi bu soğukta üşüttün. Ben sana bunun faturasını ağır ödeteceğim dedim İdris'e. Ya başkan dedi, sen bana ne ağır ödetesin dedi. Sen dedi bana kıymazsın. E göreceksin dedim. Abi biz golü attık. O sevinçle ben İdris'in kafasındaki kepi aldım, bereyi. Savurdum sevinçten. Abi yani özür dilerim Hanifi Başkan. Yani hani İdris Payza da tarama özürlü ya. O da abi, bizim gibi. Sivas türbünü ben diyem 3000 kişi, sen de 5000 kişi ama rahat 12-13 bin kişi var o türbün. Eski stadyum. Ya bir tempo tuttular. Sivas. Kel. Sivas. Bilmem ne. Tamam mı? İdris'e giydiriler. Döndü dedi. Zeytin meytin bir şeyler karıştırmışlardı. Yok kel dediler. İşte anlayın abi, burada şey yapmayayım da. Anlayın kel. Aynen böyle bir tempo tutuyorlar. Dedim başkan gördün mü? Öyle olmaz böyle olur dedim. Yani böyle bir anımız olmuştu. Sene işte 99 muydu? Ya Rabbim. O yıllar. Çok şeyler yaşadık. İdris Payza Başkan'a ve Mustafa Güner Başkanımıza da iyi akşamlar dileyelim. Selamlar olsun. Kendiler. Buradalar mıymış? Abi, yayınımızda son 5 dakika. Ya onu geçeceğim. Program devam. Abi burada davulmaya başladı. Davulcular çalmaya başladı. Ya bari abi dur hele gözünü seveyim. Saat kaç abi ya? Saat daha 11.30 da. 11.30 abi. Niye yarın işe Faysal'ı mi? Zor bulmuşuz. Faysal şeylerini bitirsin hele. Ya valla başkan çok büyük anılarımız var. Çok büyük ama şunu hiç kimse unutmasın ki. Bak ben şöyle bir anım da var başkanım. Yine bu taraftarlar derneğini kurmuşuz. Urfa'ya mı Adıyaman'a maça gidiyoruz. Yine İdris Payza Paşa. Bizim paşa da bizim muhasebeye bakıyordu. Abi 5 tane otobüs almışız maça gidiyoruz. Belediye otobüsü. Gittik. Yolda ama her yönetici ikişer yönetici otobüslere biniyoruz. Hani taraftarın başındayız.
otobüsün önüne de yazıyoruz Malatya Spor Taraftarlar Derneği. Hani yolda asayişi, trafiği neyse. Abi bir tesisin yanına yanaştık. Bir baktım biri koştu geldi. Abi kurban olam dedi. Kapıyı açma dedi. Şoföre. Niye dedik? Hayırdır ya? Ya dedi kardeş dedi. Tasımızı, kaşığımızı, bıçağımızı çalıyorlar dedi. La dedim o nasıl konuşuyorsun dedim. Bak dedim otobüsün üstünde ne yazıyor lan dedim. Malatya Spor Taraftarlar Derneği yazıyor dedim. Ha ben de başkanıyım dedim. Burada dedim çay içeceğiz, çay molası veriyoruz dedim. Moladan sonra da dedim ben buradayım, bütün kafileyi yollayacağım. Muhasebeci arkadaşımız da burada dedim. Ne eksiğin geldiğini hesaplarsın, kitaplarsın dedim, parasını öderiz. Neyse abi çaylar, kahveler, çubuk, su falan filan. Çıktı dedi ki abi 35 milyon lira dedi hesap. Paşa sağ olsun o zaman 50 milyon attı üstüne. Bir baktım ki adam otobüsün kapısına kadar bizi vurladı. Bir daha dedim bak o eskiden olabilir. Yani eskiden olabilirdi yani biz yani 60'tan öncesinde bizim yani her yerde Türkiye'nin her yerinde bu böyle oluyor. Bizi alakadar etmez. Neyse böyle bir anılarımız da vardı. Hatta dönüşünde de evet. Dönüşünde de İdris Payza'yı polisler Goma'ya soktu. Evet. Malatya Spor noktasında biraz sıkıntılı. O yaptığı hatayı biliyor. O yaptığı yanlışı biliyor. Ondan dolayı her gittiği yerde bir darbe yiyordu yani. Neler nelerdi Sayın Başkanım, neler nelerdi. Peki Faysal'ım, ben sana bir soru cevap gidelim. Moderatörümüz de mazem yayını saat 2'ye kadar uzatma kararı aldı. Ciddi mi? O kız evinin, o kız evinin lafı. Ya var ya. Başkan bu işi ben diyorum şey yapın ya, sponsorlar falan da bulun bu işe ya. Böyle olur, böyle olur mu abi? Ya hani, şimdi Faysal'ım şey var ya, hakikaten bu programlar sayesinde Malatya Spor'umuza hakikaten çok ciddi destekler oldu. Çok ciddi kenetlenmeler oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun. Yolları, bahtları açık olsun. Rabbim güç kuvvet versin. İşlerinde başarılar diliyoruz. Yani ne bileyim, evet. Hakikaten çok büyük tepkiler aldık. Çok güzel yani karşılıklar, olumlu tepkiler. Ne söylediysek karşılığını buldu. Ha, karşılığını bulmayan şuydu. Bizim söylediklerimiz Faysal'ım. Yani nereden söylüyoruz? Yani bu kurduğumuz cümleleri hangi deneyimler sonucu kuruyoruz? Yani bunlara değer vermediler. Niye? Çünkü aynı pencereden bakmıyoruz. Biz diyoruz ki hak hukuk olmadan sağlam bina kurulmaz. Yani batak balçık zemin üzerine, haksızlık üzerine bina inşa edilmez. Adamlar hala bize diyor ki olsun da Süper Lig olsun. Yahu kalıcı olmaz işte kardeşim. Binayı kurarsın. En erken, en gelen, en basit rüzgar kuvvetiyle yerle bir olursun. Nitekim de öyle oldu. Yani daha sağlam temeller üzerine bina inşa etmek varken kalktılar, farklı yerlere girdiler. Yani bizim sözlerimizin karşılık bulmadığı bu art niyetli hakikaten ön yargılı insanlar tarafından karşılık bulmuyor. Onların bir kısmı da Malatya futboluna maalesef söz sahibi olmuş insanlar. Şimdi neyse onu şey yapalım. Faysal'ım bu Malatya Belediyespor'un yeni Malatya Spor olmak suretiyle Malatya Spor'umuzun yok sayarak mevcudiyet kurmaya çalışan oluşum herhangi bir zorluk yaşadı mı kurulurken? Hayır. Başkanım. Faysal'ım. Yani soruyu ben tekrar alayım. Söyleyeyim. Malatya Belediyespor yeni Malatyaspor olma sürecinde yani o evet. Taraftan bizim Malatyaspor cephesinden bakma. Evet. Malatya Belediyespor cephesinden bak. Herhangi bir zorluk oluştu mu? Yani hayır. Hani isim de vereyim. Mikail Pelit yazmış ki biz büyük çabalarla zorluklarla kurduğumuz bilmem ne falan takım. Zorluklarla karşılaşmış. Falan kulüp veya. Yedikleri önlerinde yemedik.
İnternet önlerine koydular. Dört tane büyük kulübün çocuklarını kopyaladılar, harman ettiler. Ha, bu mu zorlukla kaçtı? Tesislerimize el koydular. Tesislerimize el koydular. Hazır. Efendime söyleyeyim. Yani herhangi bir zorluk şey. Ben ne yazdım? Yani söylediğim cümleyi de söyleyeyim. Ahlaksızca falan yaptınız. Haksızlık üzerine kurulu. Mikail Pelit de oradan bana şey kurmuş. Ya Mikail Pelit, ben söyleyeyim, buradan da söyleyeyim. Senin gıdemin hiç tevazuya gerek yok. Benimle Malatyaspor'u konuşmaya bir kere yetmez. Senin Malatyaspor'un içinde olma sebebin, mevcudiyetin belli, benim belli. Senin basın organlarında, medyalarda, zamanında, şimdi demiyorum, görünme sebebin belli, benim görünmeme sebebim belli. Yani bir de senin benimle Malatyaspor tarihini konuşabilecek bir kere kıdemin yok. Malatyaspor sevdan yok. Sen 25 kuruşun, onu da söyleyeyim, 25 kuruşunuz senin, diğerlerinin 25 kuruşunuz eğer Malatyaspor uğruna gitmişse ben size saygı duyacağım. O yüzden kardeşim, boş yere insanları tahrik etmeyin. Boş yere çaldığınız, gasp ettiğiniz, Malatyaspor'umuzun işte yok saydığınız, efendime söyleyeyim, ne bileyim vesaire vesaire. Biz işte büyük çabalarla kurduğumuz Malatya Belediyespor, Yeni Malatyaspor falan diye bahsetmeyin. Yaptınız ettiniz, yanınıza kaldı. Devam edin gidin. Yüce Rabbim neylerse güzel eyler. Bunu söyleyeyim. Yani burada... Abi, topu görse bomba diye karakola götürür. Sen işine bak ya. Ya abim işte o ayrı konu. Yo, o kadar da değil. O yıllardır ben biliyorum. O basın önlüğünü ya, giyerdi. Abi. Fotoğraf makinesiyle beraber şeylerde olurdu. Yani 80'li yıllardan beri hakikaten o kulüplerde şeylerde var. Saha içinde var. Ama o kadar da değil. Hanif abi, Aşık da çok fotoğraf çekti. Allah rahmet eylesin. Yani ne oldu? Seni getirdiler bir yere koydular. Dediler ki fikir beyan et. Sen de zannettin ki hakikaten ya ben bu işin neresindeyim falan gibi bir şeylere büründün. Ya o öyle değil Mikail kardeşim. Biz 40 kardeşiz. 40'ımız da birbirimizi biliyoruz. Gerek yok. Beni oradan efendime söyleyeyim sen bilmem kimin düşmesini istiyorsun. Ya ben düşmesini istersen ben açık yüreklilikle söylerim. Benim öyle kimseden, Allah'tan korkarım ben. Yoksa öyle kimseye yaranmayla ilgili, yok bilmem birine şirinlik, benim öyle bir sıkıntım, haşa öyle bir derdim olmaz. Şeyi de söyleyeyim. O ya yazı adam olmuştu. Malatya Belediyesi. Yani yüzüne söylüyoruz ama baş, yani. Estağfurullah. Baş estağfurullah. Yani öyledir yani. Sana bilmiyorum yani. Yani biz seninle çalıştık orada. Tabii ki daha öncesi var bu işin. Ya boş versene ya. Herkes işine baksın. Ya yok, siyasetçi, o senin güzelliğin. Başlarsın. O sizlerin güzelliği de. Siyasetçi siyasetçisini yapsın. Sporcusu sporunu yapsın. Gazeteci gazeteciliğini yapsın. Yorumcu yorumculuğunu yapsın. Ya o kadar. Ondan sonra yani ya. Benim hassasiyetim var. Yani sen oradan bana niye müdahale ediyorsun? Neyse bir uzatmayalım. De senin de hal mesele böyle. Birlik... Evet. Ya gerek yok Sayın Başkan. Hiç gerek yok. Bu şehrin yetkilileri böyle futbolla, ben genel bir izahat yapıyorum burada. Hani kişisel değil, genel olarak söylüyorum. Bu şehrin futboldaki yetkilileri ya da siyasileri böylesi adamlar, yani futboldan alakası olmayan insanları sırf yaptığı işten tehlike arz ediyor. Sana sıkıntı çıkaracak korkusuyla onu getirip de böyle divana, kanepeye, köşke oturtursanız işte hani böyle affedersiniz, altınıza yaparsınız. O yüzden gerek ya yok. Ya eminim, şu anda yani kusura bakma konu kalmıyoruz. O bir hafta seni alalım kardeşim benim. Yayını zaten kapatacak, davulcular geçmeye başladı buradan. Ya bari abi ikide bir yayını kapatacak deme ya. Ölümü gör çocuk. İşte, alma, al demiş bir al, bir de o bir konuşsun. Ne var sanki ya? Faysal'ım da burada. Şimdi bak bir dakika. Talep var abi. Yayın savukara kadar devam etsin. Abi gözünü seveyim. Sen abi madem özel akşam 6'da başlasaydın abi yayına. Allah Allah. Abi ya bu, ben senin gibi deli sütüm 2'ye kadar yapmadım. Bahar abi bu ben, senin ya. Dur abi.
Emin abiyi de dinleyelim. Emin hoş geldin kardeş. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Selam Erk abi. Eminim hoş geldin baba. Eminim. Hoş bulduk. Nasılsın sen abi? Sağ ol Emin. Sağ ol, sen nasılsın? İyi hamdolsun. Abi iki sorum var abi. İki sorumu söyleyeyim mi abi? Abi bu... Evet abi. Malatya Belediye Spor. Abi bu neden küme düşer, düşürsün ama neden önce serbest bırakıyor? Önce neden gidiyor? Onu öğrenebilir miyiz? Parasını almamıştır abi. Sorun Faysal abi. Ben Bazar abiye soruyorum. Ağabeyim, futbolcular paralarını alamadıkları vakit tek taraflı fesih hakkına sahip oluyorlar. Hani bunların bu tek kası pes ettiği zaman aman geri bize geliyor. FIFA'dan geri geliyor. Ceza geliyor bize. Yok, tek taraflı alacağından feragat eder. Tek taraflı fesih eder. Çeker gider. Abi şimdi bir şey söyleyeyim. Bu Mina mesela. Mina kasırı pes etti gitti. Vonus. Kasırı pes etti gitti. Aman mahkeme vermişler abi. Malatyaspor ceza gelmişler. Ama bak onlar fes edip gitmedi. Onları Yeni Malatyaspor Kulübü dedi. Kendinize kulüp bulun dedi. Onlar Erzurum'a gittiler o ara. Ondan sonra da Yeni Malatyaspor Kulübü'nde alacaklarına dair protesto şey çektiler. TFF'ye. Öyle alacaklı durumuna geçtiler. Anladım abi. İkinci soru da bu başkan sizden istifa etti. Bu neden başkanın yeni başkanlık kalmış yine? Başkan istifa etmedi. Bu şehrin gazetecileri beynelminel gazeteci oldukları için adamın açıklamasını bile okumadan çarpıttılar. Ne dediler? Şimdi Adil Gevrek şöyle bir beyanat verdi. 24 Nisan'a olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldım dedi. Ve aday olmayacağım dedi. Bu istifa ediyorum ya da istifa ettim anlamını taşımıyor. Bravo, anlatabildim aynen öyle. Adam istifa etmedi. Ben de bir futbol sever olarak takip ettim Faysal'ım, aynen öyle. Sonradan da kongreyi iptal etti. Ama maalesef ulusal basın da bu tuzağa düştü. Gerizekalılar. İşte al yapıştır var ya gazetecilikte. Adam internette evet. Kopyalıyor, yapıştırıyor sayfasına. Tasarımını yapıyor, çıkıyor. Şimdi adam istifa etmedi. Yani bakıyorsun ulusal medyada hep yazdı. Adil Gevrek istifa etti, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı istifa etti diye. Adam istifa etmedi ki. Adam abi, sadece dedi ki ben aday değilim. Ha bu ne demek oluyor? Yarın der ki ben adayım kardeşim. Ama ben bugün kendisiyle görüştüm. Bizim Spor 44'te editör Ahmet Polat'ın yapmış olduğu bir haber var. Evet. İşte Adil Gevrek devam edecek diye, aday olacak diye. Sayın Başkan Adil Gevrek de beni aradı. Dedi ki ya dedi benim böyle bir düşüncem yok. Ben bugün itibariyle aday değilim dedi. Yani tekrar yeniledi o düşüncesini. Anlatabildim mi? Ya bugün itibariyle bak bu gündüz vakti yaşanan, hatta ben haberini yapacaktım. Yoğunluktan, programlardan yapamadım. Anlatabildim abi, bu, mi? Anladım. Bu mesela atıyorum bu küme düştüğü takım. Puan cezası gelir. Doğru mu? Bu futbolcunun parasını ödemedi bulunca puan cezası geliyormuş. Evet. Şimdi öncelikle transfer tahtanı kapatır. Transfer tahtanı kapattıktan sonra sen o transfer tahtasını aşma gibi bir niyetin söz konusu olmadığı zaman ikinci bir ceza olarak puan silmesi gelecektir. Eyvallah. Doğrudur. Aynen. Ben söyleyecektim, sen söyle. Yani o silsile. Bu bir tane arkadaş var. İsmini vermiyor. Siz iyi tanıyorsun. Hangi adam başkan adayı oluyor, onu tarafı tutuyor abi. Siz iyi tanıyorsun abi. Bu nasıl bir Malatya? Bu nasıl Malatya'nın kimliği tasını ya? Kim o ya? Ya siz iyi tanıyorsunuz abi. Ya yani şu an ben sonuçta bu... Yani Emin biz müneccim değiliz de tamam, o doğru bir hareket değil Emin. Onu söyleyelim. İsim vermiyorsun. Genel ifade kullanalım. O doğru bir hareket değil Emin. Abi valla ben senin Malatya'nın... Yani insanlar ben safını belli etmeli bence Emin. Abi o Malatya'lı değil abi. O Malatya değil. Ben Malatya'lıyım ama Malatya kimliği tasınıyor ama Malatya'lı değil abi. Malatya dediğin zaman bir tarafı... Malatya'lıyım diyorsa Malatya'lıdır. Ona bir şey diyemeyiz.
Çünkü Malatyalılık kimsenin tek elinde değil. Yani en nihayetinde bugün Avustralya'da da yaşayan Malatyalı var. Şeyde de yaşayan, Amerika'da da yaşayan, Brezilya'da, yani her yerde yaşayan Malatyalı var eminim. Doğru. Abi bu efsane Malatyaspor'un durumu nasıl abi? Onu öğrenebilir misin? İyi, iyi eminim. İyi. Bu soruyu da ben cevaplayayım. Faysal'ım. Aynen tabii başkanım, ne demek? He, eminim. Şimdi şöyle, biz geçen sene biliyorsun, başkanlarımız, hocalarımız, taraftarlarımız, özellikle futbolcu kardeşlerimiz, yani hakikaten büyük bir onurlu mücadelenin içine girdiler. Bu onurlu mücadelede de finale kadar geldiler. Penaltılarda vesaire olabilir. Kaldığımız yerden devam edeceğiz eminim. Sıkıntı yok. Sene işler var, lige çıkar abimiz. Efsane Malatyaspor'u. Ama senin de destek görmen gerekir. Senin gibilerin destek görmesi gerekir. Yetmez. Yanında şey getirmen gerekir. Yani hakikaten Malatyasporlu olanlara biz bunu anlatmamız gerekir. Yani Malatyasporumuzun ne olduğunu anlatmamız gerekir. Eminim. Abi bazı insanlar var. Mesela atıyorum, efsane Malatyaspor'u yere yere vuruyorlar abi. Canı yanı yapıyorlar. Efsane Malatyaspor'u yere yere vuruyorlar abi. Zaten onlar varlıklarını kendileri, bizim yokluğumuz üzerine kurdukları için onlardan o beklenir. Başka bir şey beklenmez eminim. Sıkıntı değil. Biz onları da aşacağız. O aşmaya bizim sabrımız var. Hiç rahatsız olmasın. Abi bu Yusuf diye bir arkadaş var. Yusuf Yıldız Kaya. Abi o nasıl Yusuf, bir adam abi? Bir tane Yusuf hoca kim? Var değil mi? Yusuf. Yusuf tanımadım Yıldız. Ya Yusuf kim? Soyadı ne? Abi şu bir tane var ya, o da yayın yapıyor abi ya, Yusuf Kenan. Ha bilmiyorum evet. Ya. Yusuf Kenan, Yusuf ya. Kenan. Kardeş Emin, onun bizde eminim, işi olmaz ya. Eminim bilmiyoruz ya. İnan ki bilmiyoruz. Biz hakikaten Bahri Ağabey'imi tanıyoruz. Eminim inan tanımıyorum ya kardeş. Başka mevzuya geçsen he abi. Dur eminim. Başka yine soru... bir şey etsin ya. Eminim onları bilmiyoruz ya. Vallahi harbiden şey yani onların ne yaptığını ne ettiğini bilmiyoruz. Takip de etmiyoruz için doğrusu öyle diyeyim. Abi senin dediğin yetmez beni de geçmeye. Tamam Turabi şey yetmez de Emin gittikten sonra Turabi baba gelecek de. Duran baba burada çok çok selam söylüyorum abim. İyi akşamlar, geleyim bakalım. Babana selam söyle, ellerinden öpüyorum. Aleyküm selam abi. Sağ ol. Selamlar baba. Çocukların da gözlerinden öpüyorum. O günü gösterdin. Maşallah aslan gibi nur topular. Ona da sizi elinde öpüyorum ya. Gözlerinden öpüyorum. İyi akşamlar abi. Allah'ım öyle. Sağ ol abi. Bu arada bizi Pötürge'de izleyen Emin kardeşimize de çok çok teşekkür ederiz abi. İzzet Değirmenci abimiz bir soru sormuş. Malatya kulüplerini bu bataklığa süren kulüp başkanlarını kara listeye alıp maçlarına dahi giremez. Böyle kulüp tüzüğe hazırlanırsa iyi olmaz mı Hanifi Başkanım? Sizin görüşünüz nedir? Ya İzzet abi ben şimdi şöyle söyleyeyim. Abi bizim haşa öyle kimsenin özgürlüğünü kısıtlama gibi bir yetkimiz de yok, hakkımız da yok, haddimiz de yok. Ama şunu söyleyeyim. Eğer insanlarda utanma varsa, arlanma varsa, haysiyet varsa, şeref varsa, eğer bir yere zarar vermişlerse sehven olabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. Yapacağız da hata yapma hakkımızı dibine kadar da kullanacağız. Ki bunu kullanmazsak hakikaten yaptığımız bütün işlerde bocalarız. O net. Yani öyle biz mükemmelliyetçi veya mükemmele talip değiliz. Öyle bir dünya yok zaten. Bir yaptım. Ben kendim için söylüyorum. İki yaptım. Ya kardeş bu benim işim değil. Bir de bir insan yapıyorsa bir iş yapıyor. Faysal'ım, Bahri abi, izleyenlere de söylüyorum. Abi riskini benim taşımam lazım. Yani yaptığım, yapamadığım işten benim cereme çekmem gerekir. Benim canımın acıması gerekir. Şimdi adamın canı acımıyor. Tamam mı? Yani temsilde hata olmaz. Benim evladım üzerinden hiç ilgisiz, alakasız olmayan biri tasarrufta bulunuyor. Allah uzak etsin herhangi birinin çocuğun... ya ekranı karartma öyle mi gör? Dur hele ya Bahri abi ya. Çocuğunun rahatsızlığı var. Onun tedavi sürecinde bir başkası, ilgisi, alakası olmayan insan gelip karar verme şeyinde bulunuyor. Yani hadsizliğinde. Böyle olunca da
ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. İzzet abi, ben bu kadar diyebilirim. Bu otokontrol olmalı. Herkes haddini bilmeli. Zarar verdiği işe lütfen bir daha bulaşmasın. Desin ki, yine söylüyorum, eğer bir insan bir işe giriyorsa ceremesini kendi çekebilmeli. Yani aldığı, almadığı, yaptığı, yapamadığı, verdiği, veremediği kararların sonucunda olumlu, olumsuz şeyi, riski kendinin boynunda olmalı ki ben o zaman onları göreyim. O görevlerde oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Ben o zaman onları göreyim. Abi bu arada o Turabi denen arkadaş demiş ki Meditör'ün şortlu bir resmi var mı demiş. Hani nerede demiş? Orada yazmış abi. Yusuf abi de demiş, hani şiddetle kınıyorum. Mourinho'nun da yok şortlu resmi. Ya Faysal'ın da yok, ona bakarsan. Bu nasıl? Başkan nasıl? Başkan saat 12 geçti herhalde ha. He 12 geçti. Ne? 12 Faysal'ım, geçti. Sabah sabah diyeyim. İftarda ciğer yedim. Başkan, 2 gün önce bir cereyanda kaldım. Çok geçmiş olsun. Ömrümde ilk defa böyle bir şey başıma geldi. İki kapının açık olması bir arkadaşımızın dükkanında. Ya eklem, diz kapakları, eklem yerler, ya böyle bir şey. Ama yok. O ceyran var ya, o ceyran çok fesat. Sabaha kadar şey. İki gün çaktın hiç uyumadı. Cinsi. Ya şimdi gittim doktora. Abi durun. Bir canlı bomba daha getirdim. Tamam. Şimdi, buyurun. Senin Allah'ına kurban. Baba hoş geldin. Faysal Baba, Hanifi Başkan. Senin Allah'ına. Selamlar, saygılar. Kardeş. Bahri abi de orada. Bahri abi de yukarıda. Bak en üstte. Nerede? Ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Eleme. Ben göremiyorum. Tur abi kardeş. Bir sefer yok. Sağ ol baba. Siz ikiniz konuşuyorsunuz. Meditörünüz yok mu abi ya? Şimdi Türkiye'den aslan selam göndermiş. Ben de Pütürge'mizle gurur duyuyorum. Harbiden bütün Malatya'mızda olduğu gibi mert yiğit insanların olduğu Pütürge'mle gurur duyuyorum. İyi ki Pütürge'liyim, iyi ki Malatya. Faysal Baba, Rabbim şifa versin. Allah razı olsun ha ya. Şimdi şöyle, onu diyecektim, sen geldin. Hani bu kamuoyunu, eyvallah, kamuoyunu alakadar edecek bir konu aslında, izah edeyim. Ha, gittim. Pratisyen doktor acilde Çalık Hastanesi, hani bize yakın olanı, ya dedi neyin var, dedim ya böyle böyle, dedim hani cereyanda kalmışım muhtemelen, diz kapakları, eklem yerleri falan böyle, hani çok kötüyüm, ya bir serum ya da bir kuvvetli bir iğne, dedi ilaçlara bir alerjin var mı, yok dedim, kronik bir rahatsızlık, kalp var dedim, evet. O zaman dedi iğneyi yazamam. Ya niye yazamazsın? Yaz ki ben ayağa kalkayım hani. Ben sabah edemem ki. Ondan sonra yok, eyvallah, dedi yazamam, ilaç yazacağım dedi. Abi itiraz edemiyorsun. Niye biliyor musun? Bir tarihte burada Eskişehir maçımız vardı. Eskişehir, biz birincilikteydik işte çıktığımız sene. Eskişehir maçını oynadık. Yine böyle rahatsızdım. Gittik Devlet Hastanesi'ne. Orada bir hemşir, erkek hemşirle bir münakaşa ettik. Bize şey çıktı, sen söyle, beyaz kod var bunların, bir de beyaz kod. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız, evet, sağ olsun, Allah razı olsun, bu sağlıkçılara öyle bir zırha bürüdü ki. Ya adamlar hakikaten dokunulmazlıkları var. Şimdi ben çok aşırı bir şeyler var. Pratisyen aynen, doktora aynen diyeceğim ki ya hocam, yani sen bana iğne yap, hani ben yıllardır 2011 yılında kalp krizi geçirmişim. O günden bugüne ben ilaç, serum takıyorum, iğne yaptırıyorum, bir sıkıntım yok. Yok dedi, ben takmam dedi. Ya ısrar edeceğim, bu sefer düğmeye basacak, beyaz kod, beyaz kod diyecek, tamam mı? Bari başkan. Aynen. İşin yok, git mahkemelerde, evet, uğraş. Bir de şimdi mahkeme de yok. Çok. Aynı ya, şey yani, benim de başıma geldi de, benzer başkan, bir durum. Yani çok böyle geçti, bir şey var mı? Yani böyle bir yetki olabilir mi ağabeyim ya? Abi sağlıkçılara çok aşırı bir şey yaptılar. Çok ya, çok. Hiç, bir şey yani, diyemiyorsun. Yani başıma geldi abi, bu kamuoyu. Bilmiyorum yani, biz futbolun haricinde
siyasi programları da mı yapalım artık ya da siyaseti de mi yazalım? Ama Faysal abi, vallahi billahi. Faysal abi hakkın helal, lafını kesiyorum da. Estağfurullah. Şimdi bunu sağlıkçılar şey olarak kullanıyor abi ya. Yani suistimal hani ediyorlar. Bizim hakkımız var diyorlar. Aynen suistimal abi. Öyle yapıyorlar abi ya. Yapıyorlar abi. Adam, ben yaşadım yani bunu. Yani enteresan. Abi. Başımda böyle bir şey geçti. Tabii ki konumuzla alakalı değil de biraz dedim hani değişik şey olsun. Olsun abi olsun. O ne yapıyor Hanifi Başkan, o senin sağındaki üstte canlının logonun altında gözlük, o gözlük mi abi, o şişe mi o ne? Seni de. O şişe mi? Gazoz şişesi mi? O ne tutuyor gözünü ne? Sen abi. Benden genç ya, benden genç. Benden büyük. Ama benden genç. Faysal abi beyaz giymişik. Perdede beyaz, yazılanları göremiyor. Doğru söylüyorsun. Gözlük numaranı değiştir. Ama harbiden Yusuf abi'nin dediği gibi çok şıksın. Tura baba bu arada da çok geçmiş olsun. Dişlerin hayırlı olsun. Sen de. Eyvallah abi, sağ ol. Çalıştın mı? Yok abi yok. Çıkarıyorum ya, yemin ederim. Söylemez sahip. Alışamadım abi ya. Doktor ne diyor? Normal mı diyor bu sürece? Abi araya bayram arası Arafes'e girdi ya, bayramdan sonra gideceğim abi ya. Geçiyorsun ya, o kolay değil. Bir kere beyin önce onu şey edecek. Abi söylemezsem ağzımda bir ton yara çıktı ya. Çıkar. Ne oldu, geçmiş olsun ya. Alışamadım. Dişlerimi abi dişlerimi yeni daha yaptırdım. Yeni yaptırdım. Alışamadık bir türlü. Allah şifa versin. Baba. Sağlık olsun. Alfi Başkan. Mersin'e gidelim mi? Mersin'e gidek mi? Gidek baba. Niye gitmeyek? Yo benim öyle bir niyetim yok ya. Mersin yok Hanifi Başkan. Benim öyle bir niyetim yok. Yok gitmeyecek Hanifi Başkan. Vazgeçtik ya. Öyle bir niyetim yok. Hani dün akşam ben seni gece aramıştım ya. Öyle bir programın olursa ben de gelem demiştim ya. Yok yani öyle bir niyetimiz yok. Sen aziz mübarek günü benim günahımı alışsın. Eğer benim ben o mevzuda yemin... Ulay baba o nasıl gelişti biliyor musun? Bak, yayından sonra anlatayım. Çok çok özel bir durum. Çok başkan, özel. Başkanlarım, benim değerli başkanlarım, kıymetli başkanlarım. Abi yok, gitme yok. Yok biz abi, ama hakikaten çok uzun zaman oldu. Ben burada oturuyorum. Bak hiç dikkat edin, hiç kımılamadım. Kah bir tur at ya, Turdan ziyade hani sonuçta camı falan da açmadım ki gürültü, trafik burada hani ses olmasın. Yani bana müsaade etseniz Sayın Başkanım. Başkanım. Abi ben bu arada ben yine söz vereyim yine bir başka arada, yayında. Yine bir arada olalım. Tabii. Yani zaman... Abi bu arada bizi kırmadın, yayınımıza katıldın. Abi ne demek? Çok teşekkür ya, ederiz. Abi. Evet. Sen bizim abimizsin. İlerideki Hanifi Başkan bizim başkanımız ya. Ne demek, ben sizi nasıl kırarım ya? Başlayalım. Her zaman emrin benim için emirdir. Müthiş şeylerinle, yaşanmışlıklarınla, açık yüreklilikle anlattın. Allah razı olsun. Başkanım, Allah sizden razı olsun. Bu Malatya sporumuz için çok çok önemli bir yayındı bence. Yani biz aylardır şey yapıyoruz, yani dile getiriyoruz. Sen de o dönemin hakikaten canlı şahidisin. Anlattın, sağ olasın, var olasın. Bundan sonra da zaten Bahri abim zaten şey. Ne zaman özel konu olarak Bahri abimin yayına olduğunda her zaman emrinizdeyim Sayın Başkanım. Değerli düşüncelerin, katkıların bizim için çok önemli kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Malatya futbolu için sen de çok önemli bir kardeşimizsin, önemli bir değersin. İnşallah hak edenler karar verici olur. Ne diyeyim? İnşallah. Abi bir dahaki programa inşallah Faysal abi. Ya, kusura. Faysal abi, sen kusura programa... bakmayasın. Sen geldin, ben gideyim, hesap oldu. Kusura bakmayasın. Yok. Yani Mehmet da imza. Yok abi, ben seni göndereceğim. İki kelime söyleyeyim. İnan kaç saat oldu ha. Yeni. Yani. Abi seni göndereceğim. İki kelime söyleyeyim, seni gönderem abi. He benim babam. İki kelime söyleyeyim, seni gönderem. He babam. Abi inşallah bir dahaki programa yeni bir meditörle, Allah'ın izniyle güzel bir program olacak inşallah. Ya olur. Rahat ol abi. Olmaz ya.
Benim meditörüm. Abi. Ben arkadaşlarımı bizim şey meditörümüz baba, bizim meditörümüz harbiden bu işin babası. Sen rahat ol. Ben sevmeyeyim abi. Sen çok sevmişsin. Sen çok sevmişsin. Başkasına söyle. Sen başkasına söyle onu. Ağa abi beklerim. Faysal abi. Ağa çok beklerim. Ben saygılar abi. Bir an önce getirsin isteyen abi ya. Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Eyvallah. Rabbim sağlık, huzur, mutluluk içerisinde bizlere bayramı nasip etsin. Ben amin. Büyüklerimi izleyen, amin. İzleyen büyüklerimin amin. Ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepinize Allah rahatlık versin. Başlasın. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Saygılar abi. Allah'a emanet. Sağ olun. Şimdi biz şeyi unuttuk Bahri abi. Malatya'da bayan futbol takımımızın başarılarını unuttuk. Onları tebrik ediyoruz. Hocam tabii, başlatmıştı bana. Arguvan sporumuzda 3. lige çıktı. Kutluyoruz. Arapkir spor bal ligine çıktı. Onları da kutluyoruz abi. Handball, Necati Bey İlköğretim Okulu'nun handball kız futbol takımını kız handball takımını canı gönülden tebrik ediyoruz. Onlar da birinci lige çıktılar. Ayaklarına sağlık. Temsil edeceklerine inancımız sonsuz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başarılarının katlanarak, artarak devam etmelerini diliyoruz. Abi Arman, çok teşekkür ederim. Tekrardan dediğin gibi hakikaten Mehmet Kızıldaş Başkanım, yönetim kurulu, teknik direktörümüz Soner Bayram, futbolcu kardeşlerim Arguvan'ımızın futbol severlerine tekrar tebriklerimizi gönderiyoruz. Üçüncü ligde de başarılarının devamını diliyoruz. Aynen. Emeklerine sağlık. Aynen. Bravo. Abi çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız. Yayınımıza katıldınız. Geçeceğim. Ahmet Yalçın abi gitti. İyi yayınlar. Hayır. Programı organize ve yorumlarıyla yayına katkı sağlayan başkanlarıma, teknik ekibe ve tüm kardeşlerime sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum Ahmet Başkanım. Yayında ve yapımda emeği olan herkese selamlarını göndermiş başkanım. Ahmet Yalçın Başkanım tanıdın değil Ahmet mi? Ahmet Başkan'a selam. Şeyde. Tanıyoruz. Ahmet abiyi iyi tanıyoruz. Saygılar. Yusuf Gülab abim demiş ki Bari Başkan seni kıskanıyorlar. Yusuf abim Bari Başkanımın abimin kıskanılmayacak bir tarafı yok ki. Her tarafı kıskanılıyor. Meditörse meditör. Aynen. Yayına hazırlık yapmış. Yavaş. Raş o biçim. Yavaş. Game kuşan maşallah yavaş, desem beyazlara bürünmüş. Abi hepinize. Geçeceksin onu. Çok teşekkür ederim. Necdet Yıldırım kardeşim başarılar diliyor bize. Bak başarılar diliyor. Necdet ben daha yeni geldim abi. Palolu Necdet Yıldırım. Ben yeni geldim abi. Abi. Yayına gir de bize bir türkü söyle kapatak Necdet. Kral yok sen gir. Abi başkan. Necdet istek at. Yayına gir bir türkü söyle kapatalım lütfen. Abi şu anda ben yeni abi Turan çok teşekkür ederim. Turan baba sen rahat ol. Bu yayın sahuru bulacak. Abi ben daha gideceğim. Ekmek alacağım. Sahur ayağı var. Abi, hepinize... Akşamdan ekmek sahur, aldın. Sen abi. Rahat ol. Sen abi bu bana abi, neredesin? Da... Ne var ne yok? İyi misin abi? Çok oldu görüşmeyeli. Niye görüşemeyiz? Harbiden Bahri abi niye görüşemeyiz biz? Abi sen orada biz burada. Ya Bahri abi Allah aşkına ya. Ya adam sabah bir arar ya. Kardeş ne yapsın ne desin? Halin keyfin nasıl? Beni bugün 50 kişi aramış 48'i sensin. Ben aramam. Abi valla Necdet'i yayına al Necdet'i. Abi şu anda bir göremeyeyim. Necdet Yıldırım olur mu? Hanfi başka. Abi vallahi çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hepinize hayırlı akşamlar. Ben saygılar. Baba ne yapsın? İyi misin Turan baba? Malatya'dan ben konuşmadım daha. Bir saniye. Abi ben konuşmadım. Ne ayağınıza sağlık, halinize sağlık. Hayırdır. Abi, Erhan Koç abimiz de yayına geldi. Kendisine de hoş geldin diyor. Hoş gelmiş. İyi akşamlar diliyorum. Erhan hocama da saygılar sunuyorum.
Abi çok teşekkür ediyorum. Necdet, istek at. Necdet, istek gönder nasıl? Sen istek at. Aşağıda yeşile bas. Yeşil tuşuna bas, istek gönder. Tam dur geleyim oğlum. Tamam sen yeğenime git. Necdet'i yayın al, yeğenime git. Abi çok ya çok abi teşekkür Necdet ederim. Ya, bana istek at ya, ayıptır ya. Hepiniz ayıp, vallahi ayıp ya. Hayırlı çok akşamlar abi. Diliyorum. Görüşmek üzere. Dur ki kelime konuşalım lan. Ne konuşacaksın oğlum? Burası şey mi? Arena mı? Sahur 354 Hanifi Başkan. Sahur 354. Yusuf Ağa Begim benim başım gözüm üstüne. Abi ben sabahleyin kalan işlerim var. Bir dakika. Onları bir dakika abi. Bir dakika. Bir beş dakika bir şey. Bir kere lambaları yakıp söndür. Kararttım bilmem ne. Hanifi Başkan Haziran ayının 15'inde Malatya'da buluşalım. Bahri Başkan bizi bir ağırlasın. Uygunsa. De buyur. Benim başım üstüne. Senin başın var olsun. Ellerinden öpeyim Yusuf Ağabeyim. Benim de başım üstüne. Necdet yayına sen istek at. Aşağıda yeşile bas istek at. Argüman parça söyleyecekmiş. Malatya'da sahur kaçta? Meditör. Dörttedir ya. Şeydeyken. Karakoçan'dayız ya. Bilmeyeyim. 354. 354. Malatya'da konuşulması gerekenleri Sayın abim hoş geldin. Sayın Günay abim hayırlı akşamlar abi. Allah razı olsun. Aleykümselam Sayın Bey. Abi çok teşekkür ediyorum. Bahri hayırlı abi, akşamlar diyeyim. Soracağım da sana. Bu abi. Ya abi bir rahat bir şey dur ya. Kurban olduğum ya harbiden abi, var. Kabına sığmışsın ha. Sen ayıktın. Sen günüz bir şey görüşmüştük ya. He. Ayıktın abi. Şimdi ha yani onun neyse girme saati damardan girdin. Onun için abi Mardinli İsmail abim iyi geceler. Hoş geldin. Hep bunlar gece kahveye gidip şey kahvede oyun oynayıp eve gelen arkadaşlarım. Yeni geldi. Ekip yeni geldi baba ya. Ekip yeni. İşte Hanif abi sen ayıktın. İstek göndermiş. Yani... Necdet'i bir aldı abi. İstek göndermiş. Abi yok bende vallahi billahi istek yok. Yemin ediyorum abi. Necdet nasıl istek gönderdin sen de ya? O belki şeye gitmiştir abi. Başka yere istek abi. Vallahi yok. Dijit billahi yok. O yanlışlıkla Dijitürk'e gönderdi. Ya abi, abi bundan sonra yayını açıklayacağımız zaman abi Süreyya koyak. Tamam abi. Abi sen ayıktın. Mevzuyu bilirsin. Sen ne damardan girişsin de gerek yok. Yok vallahi billahi. Abi çok teşekkür eder. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ali abi sabah görüşürüz. Ben de izleyen bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime, büyüklerime, hemşerilerime selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Mutlu bayramlar diliyorum. Rabbim ne muratları varsa versin. Yolları batları açık olsun. Ellerini neye atmışlarsa başarılı olsunlar inşallah. Abi Allah razı olsun. Turay Baba senin görüşlerini alalım. Peki şu anlaştırdık. Çok teşekkür ederim. Hanif abi yarın görüşürük o mevzuyu da anladın. Yo, birazdan arayacağım seni. Yo aman abi dur ben bakkala gideyim. Ekmek almaya gideyim. Bakkala gidince telefonla konuşamıyor musun? He ayrı mesele. Abi çok teşekkür ederim. Mardinli sağ olasın abim. Hadi hayırlı akşamlar. Diğer bir yayında buluşmak üzere hayırlı akşamlar. Bizi dinleyen bütün abilerimize, kardeşlerimize teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar dileriz abi. Abi bugün de yayınımızın sonuna geldik. Herkese teşekkür ederiz. Herkese hayırlı bayramlar diler. İyi geceler dileriz abi. Necdet abi yemin ediyorum yazmıştım vallahi gönderdim de Necdet Yıldırım abim yemin ediyorum gelmedi. Yoksa niye almayalım abi senin yayını? Abi çok teşekkür eder hayırlı akşamlar dilerim.